مسلم فجور. القتال هو كفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslim aldım. Ehl-i ashab ve dualarını duan Allah aleyhi ve ecmain'in bizimle mümin ve müslüman kardeşlerimize iktidatı alıp akal edenler rahmetullahi aleyhi ve ecmain'in hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhane'yi üstazları, üstazlarımız, müşerrenlerimiz Hacı Bayram Bey'le Hazretleri etrafında yatanlar, bu civarlarda yatanların ervahı, hazır olun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzel an eden ve emni okulda bahmesin kayıp Cemal Müslübi'nin tüm geçmişlerimiz ervahı için elbette. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçeceğiniz dakikalar rızasına muvaffak kılsın inşallah. Değerli vakitlerinizi ayırıp buraya geldiniz. Cenab-ı Hak bana güzel söylesin, boş vakitlerinizi boşa harcamış olmayayım inşallah. Efendim güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini, davranışlarını, beğendiklerini sizlere aktarıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri Fettedirunnebiyyel Ummi o ümmi peygamber hocamız da söyledi bazında namazdan evvel okuma yazması yok. Hiç okumamış, tahsil görmemiş. Bunun da hikmeti var tabii. Kur'an-ı Azimüşşan muhteşem bir kitap. Hala benzeri yapamıyorlar. Bir kadar uğraşıyorlar. Benzerini yapamıyorlar da bir ayetin benzerini bile yapamıyorlar. Eğer okumuş yazmış olsaydı oradan öğrendiğinde yazdı derlerdi. Diyorlar alimlerin görüşleri öyle. Muazzin Allah, öğretici Allah'tır. Yok hayatında dışarıdan kimseden okumamış yazmamış. Ama her şeyi biliyor. Neden? Allah ona özellikle lütfetmiş, öğretmiş. Evet efendim şimdi bu güzel peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına uymamız fettedirun nebiyyel ummi ümmi peygambere uyun. Peygamber'e uymak nasıl olur? Ona emirlerini yerine getirmekle, yaptıklarını aynen yapmakla, beğendiklerini aynen beğenmekle olur. Sadece sözde olmaz. Fiilen ona uyduğumuzu ispat etmekle olur. İşte biz de sizlere Efendimizin hayatıyla ilgili, her yönüyle ilgili hadisleri sırası geldikçe çeşitli konularda seyahat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleri ki bunlara fiillerine, davranışlarına sünnet denir. Dinimizin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim derdeşlik, yani ben anayasamızda söylüyorum, anayasa. Anayasa. Şimdi siz Türksünüz, Türkçe biliyorsunuz, Türkçe konuşuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkçedir. Anayasayı anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Profesörler de anayasa profesör birbirlerini yiyorlar. Saçmaladın, attın, tuttun diye. Anayasayı anlatmak için kanunlar çıkar. Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İdari Kanunu vesaire. Onu da anlayamazsınız. Anlasaydınız, Türksünüz, Türkçe, Kur'an, kanunlar anlasaydınız, avukata para verip de dava açtırmazdınız. Kendiniz derdiniz, hakim bey bu madde bunu ifade ediyor, böyle söyle. Böyle söylesin, hakim kabul eder mi? O maddenin bir anlaşılması gerekeni anlamı olur. Böyle derseniz siz bakır kümüne gönderin, kaçıp bu diye. Evet, akıl yolu bu, dünyada böyle. Kanunları da anlamak için tüzükler çıkar. Memurlar da anlayamaz kanunları. Anlasınlar ve tüzükler çıkar. Tüzükleri de anlayamazlar, yönetmelikler çıkar, genelgeler çıkar. Akıl yürü bu, dünyada bu. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Muhammed Mustafa söylemiş, yapmış, beğenmiş. Bunlar Kur'an açıklamaları. Evet, ne yaptıysa Allah'ın vahyine dayanır. İnne ve illa vahyin bir vahyin. Cenab-ı Hak ona ne vahyettiyse onu yapmıştır, onu söylemiştir, onu beğenmiştir. Evet, emir de Allah'tandır, ona uyun.
fakat kendilerinin fi Resulü üsvetin hasene. Sizin örneğiniz her konuda sadece ibadette değil, her konuda sizin örneğiniz uymanız gereken, onu yapacağınız adam kimse Muhammed Mustafa'dır. Kur'an'da açık ayettir. Açık ayettir. Bu nedenlerle onun sünnetlerini bilmeliyiz. Yani yaptıklarını bilmeliyiz. Söylediğim sözleri bilmeliyiz. Bir Müslüman olarak ki Kur'an'ın yoluna uyabilelim. Uyabilelim. Onu anlayamıyorsak sahabi ki Peygamberimizin dizinin dibinde oturmuş kalkmış hayatı onun yanında geçmiş. Ondan görmüş, öğrenmiş. Onların icmanı, kanatlarına bakarız. Onda da bulamazsa müştehit dediğimiz, kıyas dediğimiz İmam Azam ve Ruhani'de İmam Şafii, Muhammed bin Yediniz, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel gibi İslam aleminin dört kişi peşinden gitmiş, onların sözlerine bakarız. Aslında bunlar dört kişi değildi ama zamanla tartışmalar, çeşitli mücadelelerden sonra dörde inmiş, Müslümanlar bu dört peşinden gitmiş. İşte din bu dört kaynağı dair. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Evet, şimdi biz İkinci maddeyi size açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi bunu söylüyorum. Çeşitli görüşler var. Kur'an asıldır. Kur'an'da yaşlı her şey vardır. Kur'an ayettir. Kur'an'da olmayan hiçbir şey yoktur. Vardır ama anayasada her şey var ama anlamıyoruz. Çok genel prensipler halinde konmuş. Kur'an'da bakıyorum kanunlar çıkıyor işte. Evet. Kur'an'da her şey var ama onun ne anlama geldiğini anlayabilmemiz için Efendimiz'e uymamız emrediliyor. Onun sünnetlerine bakacağız. Peygamberimizin fiilleri, sözleri, beyanlikleri Kur'an'ın açıklamasıdır. Onun açıklamasını anlayamazsak sahabilere bakacağız. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Hasan Hüseyin ne dedi? Onlara bakacağız. Onları da bilmiyorsak ki hepimizin sahası olmayabilir. Ha işte bu imamların sözüne bakacağız. Şimdi bu 1100 senedir Türklerin Müslüman oluşundan oturmuş bu esaslar değiştirmek isteniyor. Sivri akıllar çıkıyor. Efendim Kur'an'da her şey var. Peygamberin hadisleri 200 sene sonra toplanmış. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallarsan benim sözlerimle Kur'an karışır diye İncil karışmış, Tevrat karışmış daha evvel. Böyle olmasın diye benim sözlerimi yazmayın diyor, yazdırmıyor. Sadece Kur'an yazdırıyor. Vahiy katipleri tutmuş maaşlı. Hiç ayrılmıyorlar. Ayetler mi yazıyorlar? Deri parçalarına, düz tahtalara, taşların üzerine yazıyorlar. Sonra bunlar bu ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ömer'in baskısıyla toplanıyor. Bir muharebede 70 tane Kur'an hafızı şehit oluyor. Hazreti Ömer diyor ki Hazreti Ebu Bekir halifedir. Tut yeteğinden Ömer pehlivan adam, güçlü adam, saçlı onu. Bana bak Ebu Bekir diyor. Bir muharebede 70 hafız gitti. Bu her sene böyle olursa Kur'an unutulur, kaybolur gider. Şu herkeste Peygamber'in yazdırdığı Kur'an ayetlerini görerek getir, topla. Ben bir Peygamber'in yapmadığı yapmam diyor. Buna yapmak zorundasın diyor Ömer. Sarkıyor onu. Çünkü Peygamber bunu yapamazdı. Çünkü vahiy gelecekti. Vahiy geldikten sonra yazdıktan sonra ilave olmaz. Onun için hayatında bunu yapmadı. Sen yapacaksın diyor. Ve böylece onun ısrarı üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda yazılan Kur'an ayetleri bir araya geliyor. Mushaf meydana geliyor. Elimizdeki bu Kur'an meydana geliyor. 6600 küsur ayetten ibaret. Evet. Bu kitabın, bu Kur'an-ı Kerim'in orijinali. Keza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin orijinali Amerika Kongre kütüphanesinde var. Merak edenler gidip bakabilir. Ama dediği diye soruyor. Irak'a girdi, en güzel
güzel tarihi, güzel kitapları götürdü. Başka yerde girdiği yere götürüyor. Orada yok yok. Orada orijinal Kur'an'ı görebilirsiniz. Evet. Evet, şimdi hadis 200 sene sonra toplandı. Hadisler şüphelidir diyen var. İlahi fakültelerinde profesörlerden, ilahiyat profesörü. Onun için Kur'an'da her şey var. Kur'an'a bakalım. Kur'an anladığımız gibi uygulayalım. Ben de okursuyum. Size söylüyorum. Türksünüz, Türkçe biliyorsunuz. Hadi anayasayı anlayın. Buyurun, o bir meydan. Hadi Türkçüler kanunu anlayın. Hadi Mümedeni kanunu anlayın. Türksünüz, Türkçe kanun. Ben ceza profesörüyüm. Medeni kanunu anlamam. Onun uzmanı değilim. Anayasayı anlamam, onun uzmanı değilim. Ya bu işi niye böyle söylüyorsunuz? Evet. Şimdi görüyorsunuz, ben siyasetçi değilim ama dinliyorsunuz haberleri. Onlar bir neler yapıyor, aklımızda neler söylüyor. Avrupa neler yapıyor. Kendi yaptıklarını hiç görmüyorlar. Biz bir şey yaptık mı, Allah Allah, hepsi bir oluyorlar. Neler yapıyorlar. Amerika'da papazlar toplanmış. Bu İslam alemini nasıl darmadağın ederiz? Bunu araştırıyorlar. Bunun yazıları elimizde. Ele geçirdik. Diyorlar ki, Arapları darmadağın ettik. Ama Türkleri bir türlü hidayet getiremiyoruz. Peygamberi çok seviyorlar. Bir sarhoşun yanında Muhammed'i çözdüğünde seni öldürür. Bu kadar peygamberi seviyorlar. Bunun yolunu bulamadık. Bir başka papaz diyor ki, onun yolunda buldum. Nedir o? Sünneti unutturacağız. İcmayı unutturacağız. İmam Hazreti Korkaç'ı adam, dil bilmez. Eski adam diyeceğiz. Her şey Kur'an'da var. Korkan duruyor, Kur'an'dan alacağız ilhamı diyeceğiz. Evet. Tanzimatlar da böyle araya geçmişler. Ondan sonra da devam ediyorlar. Evet. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında başarmışlar. Mehmet Akif'i kandırmışlar. Şeyhülislam Bozan Kâdım Efendi Mason kaydı var. Şeyhülislam mı adam? Mason. Namık Kemal muazzam şair ama Mason. Tevfik Fikret iktidar etmiş biliyorsunuz. Muazzam şair. Hasan Basri Çağatay hocam ölümünden bir hafta ziyaret ettiğimde bunu bana söyledi. Ben de emanet olarak söylüyorum size. Oğlum dedi. Sonra bir hafta sonra öldü. Tevfik Fikret çok pişman oldu yaptığına. Aylarca ağladı. Aylarca ağladı. Ama oğlu papaz. Bir kere gitmiş. Keza Namık Kemal Magosa'da, zindanda çile çekti. Keza Mehmet Akif de doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı aslının idrakine söyletmeyiz. Kur'an diyor ya, işte o propaganda. Sünnet bırak, şunu bırak. Kanmış, sonra pişman olmuş. Mısır'da senelerce çile çekmiş. Çok pişman olmuş. Hatta Kur'an tercüme edip demişler, meclis kararıyla hayır demiş. Yapmıyor demiş. Evet, böyle hareketlerine halen devam ediyorlar. 1956'da toplanan papazların toplantısı tutanlarını kovdum, çıkardım. Orada diyor ki papaz, bunun çaresini bulduk. Türklerin Müslümanlığı bozmamalarının sebebi, peygamberi çok sevmelerin sebebi, Kur'an, sünnet, icma, kıyas, bu esaslara uymalarından sadece Kur'an diyeceğiz, Kur'an'dan alacağız ilham diyeceğiz, sünneti unutturacağız, herkes kendisi Kur'an nasıl anlıyorsa öyle uygulayacak, darmadağın olacak. Evet, öyle diyor papaz. Şimdi böyle söylenen bunların adamıdır demiyorum, yanlış anlamayın. Onlar ilgisi bilmiyor ama papazın sözü bu. Sünnetin ileri yok. Öyle teşekkür var. Sünnet ben inanmam. Şüpheli. Sahabenin dediğine inanmam. O zaman insanları başka, teknoloji gelişti, ilim gelişti.
İmam Muazzam Hoca orada cevap veriyor. Beni bir dil bilmiyor. Diyorlar adamlar. Papazı böyle söylüyor. Onların onu duracağız. Doğrudan dolayı Kur'an'dan alacağız. Her şeyi, herkes de Kur'an'ın tahtı anlayacak. Darmadağın edeceğiz Türkleri diyor. Bu onların sözleri. Bu benim sözüm değil, aktarıyorum. Şimdi ben de size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini özellikle okuyorum burada. Yoksa ben sizi bir hafta burada konuşurum, oyalarım. 50 senedir konuşuyorum. Evet. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini bilmezseniz, anayasayı bilmediğiniz gibi Kur'an'ı anlayamazsınız. Müslüman nasıl yaşayacağınızı anlayamazsınız. Kur'an'da genel hükümler var. Akimussala. Namazı kılın. Nasıl kılacağız? Şimdi geçti hoca önümüze. Allah verdi. Elimizi kaldırdı. Kur'an'a el kaldırmak var mı? Yok. Ondan sonra ellerimizi göbeğimizin altına koyduk. İmam okudu. Biz sustuk. Allah dedi. Rüküye gitti. Kur'an'da var mı? Secdeye gitti. Secdeye gitti. Beraber yattık. Beraber kalktık. Onu nereden biliyorum? Sünnetten biliyorum. Peygamber sünnetini unutturursan, kalırsan yanıyor, namaz kılamayız. Sen bir başka telden çalarsın, ben de çalkan çalarım. Araplar öyle. Kahire'de namaz kıldım, öğle namazı. Bir örnek veriyorum. Adamın birisi bir türlü namaz kıldı, birisi bir türlü namaz kıldı. Biz hepimiz bir namaz kıldık. İmam Muazzam buydu. Hepimiz aynı yaptık kalktık, intizam içinde, düzen içinde. Arap dedi ki, senin namaz olmadı. Hayır, senin olmadı. Kavga ettiler ya, birbirlerine. Şimdi de ben gittim aralarına. Evet, Kur'an'ı herkesin kendisine bırakırsanız, şu toplum bir araya gelemez. Papazın derdi bu. Bizi parçalayacak ama ilim adamlarından bazıları da böyle söylüyor maalesef. Evet, güzel peygamberimiz de şöyle söylüyor. Allah ona uyun dediği gibi, Atiullah'a, Allah'a itaat edin, Atiurrasul'a, Muhammed Mustafa'ya itaat edin buyurduğu gibi, o sizin örneğiniz buyurduğu gibi, kim benim sünnetimi hafife alırsa, men istehâne sünneti, istehâne Allah'a, Allah'ı hafife almış olur. Neden? Allah uyun diyor Peygamber'e, ona itaat edin diyor. Bu sözü içe saymış olur. Peygamber sözü bu. Bizim de kul olarak Allah'ın sözünü anlamamız mümkün değil. Bizim aramız, bizim yiyip içen, yatıp kalkan, uyuyan, yorulan, terleyen Muhammed Mustafa insan. Ona bakacağız. Onun sözlerini, fiillerini, beğendiklerini öğreneceğiz. Kendimize rehber edineceğiz. Ve böylece İslam'ın esas Efendimizin yaşadığı gibi, Kur'an'ın istediği gibi, Allah'ın istediği gibi Müslüman olacağız. Bunun başka yolu yok. Bunun başka yolu yok. Aziz, bu aziz millet 1926'da biliyor. 1926'da Karahanlar döneminde Müslüman olmuş. Hanefi mezhebine göre, en şimdiden itikadına göre Satuk Burhan Müslüman olmuş. Müslüman olur bu şekilde demiş. Bütün Türkler bir günde 200 bin çadır Müslüman olmuş. Bu esasa göre Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi. Medreseler bunlar okutulmuş. Sonra Selçuklular dönemi gelmiş. Selçuklu Hakanı Melikşah, kuvvetli bir Hakan, biz Türklerde tahsip yoktur. Biz Hanefiyiz, Ehl-i Sünnetiz ama tahsip yok. Başbakanı, başveziri Nizam-ül Mülk Şafii'dir. Sen başka mezheplensin diye onu dışlamamış. Ondaki yeteneği kabiliyet görmüş, başvezir yapmış, başbakan yapmış. O tarihte Bağdat'ta Şafii'ler, Hanbeli'ler Müslüman sayılıyor. Kanlı bıçaklı savaşıyorlar. Tarihi bakma böyle. Belgeler böyle. Ona bir çuval altın vermiş, git demiş. Onlara da medrese kur, onlara da medrese kur. Kelle uçurmak yok, savaşmak yok. Herkes fikrini, zikrini ilmen ispat etsin. Onlara da medrese kur, bunlara da. Biz öyle bir milletiz. Bu şekilde Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebi,
Selçuklar döneminde de devletin medreselerinde, üniversitelerinde okutulmuş. Osmanlılar da 630 sene aynı yoldan gitmişler. Evet, Cumhuriyet döneminde Kur'an'ı Türkçe'ye tefsir ettirelim, tercüme ettirelim dermiş. Meclis karar almış, Mehmet Akif kabul etmemiş, Elvan Hamdi Yazır Hoca kabul etmiş. Devlet bastırmış efendim, resmi tefsirdi. Elvan Hamdi Yazır Hoca, benim memleketimde yakındır köyü, gittim evine filan. Hanefi mezhebindendir ve Ehl-i Sünnet itikadındandır. Yani bu 1100 senelik şey Cumhuriyet döneminde de bozulmamış. Bu ne yapmış? Çok önemli. Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Mevlana, bunlar hep Ehl-i Sünnet itikadındadır. Kesinlikle Bektaşilik şunların, ondan sonraki bozulan ama hakiki Müslümandır, hakiki alimdir. Bozulmamış bu esaslara göre büyük Evliyaullah'tır. Evet, bizi biz yapan bunlardır. Bizim milletimizin birlik halinde olması buna dayanır. Ama Araplardan gani diyor, bakın Suriye'yi ne hale getirdiler, Irak'ı ne hale getirdiler. Kuzey Afrika'da din kalmamış. Sadece adı Abdüssemet, Müslüman adı. Camiye giden yok, abdest alan yok, gusleden yok. Fransızlar tamamen dejenere etmiş orayı. Ama biz Suriye'ye giriyoruz, zulmeye giriyorum diye adam bunu oradan depeliyor. Ne girdin oraya? Hayvan sen kaç bin kişiyi öldürdün burada? Adamın dinini de bozmuşum. Gidin görün ya, söylerken gidin görün basardığımız Cezayir'e. Abdest yapar adı, ne namaz var ne abdest var. Abdest almasını bilmiyor. O kadar bozmuşlar. Ama biz oradaki zalimlere engel olalım dediğimiz zaman hepsi birleşiyorlar, görüyorsunuz. Evet, buna karşı evet, bizim 1100 senelik yolumuz, bu büyüklerimizin yoludur o, hakiki yoldur. Ben de size işte onları anlatmak istiyorum. Onları size söylüyorum. Şimdi de Müslümanların bu birliği, dikkat edin, bu birliği 15 Temmuz'da yayınlara bakıyoruz. Cepte kettik, bizi Suriye bir parçalayacaklardı. Yayınlar böyle yazılar. Ama Allah'ın lütfu. Çıplak karı gitti, kampını yattı. İman var öyle ki. Erkeklerin karıya benzemesi lanet sebebidir. Melbondu, kitabım var benim. Kulağında küpe olan, kızların küpesi olan bu oğlan gitti, kampını yattı. Bu milletin 1100 senelik mayası sağlam olduğu için bir türlü kandıramadılar. Bizi parçalayamadılar. Evet, parçalayamadılar. Bizim yolumuz bu. Büyüklerimizin yolu bu. Kur'an, onu anlamak için sünnet. Onu anlamak için sahabelerin icmaı. Onu anlamak için Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet'in Muhammed. Onların yolundan gideceğiz. Şimdi efendim, Müslümanlar da bu birliği bozmayacağız. Ona dair hadisler geçtik de bu bilgileri size verdim. Efendim buyuruyor ki, Sibab-ı Müslim, Müslümanı sövmek, evet, yani onun ırzını bozacak laf etmek. O Fatma var ya, neler karıştırır o? Demek, ırzı yok. O adama, o Ali var ya, elin karısıyla kızınla bilmem ne diyor, ırzınla var. Evet, ırzın hakkında aleyhinde konuşmak, sövmek, evet, onu ayıplamak, ayıplarını dile getirmek, salağın tekidir, yürümesini bilmez, yemin kimsin bilmez, bilmiyorsa, innemel mü'minine ihva, mü'minler kardeşlerin sen bilirsin, öğretmen, bu senin kardeşin, böyle salak diyeceğine, salak diyeceğine git öğret onu. Tahsili yoksa, görgüsü yoksa, böyle deme. Ne diyor bak, Müslüman'a böyle sövmek, füsukun Allah'ın iradesine aykırı, Allah'ın kanuna aykırı şeydir. Allah müminler kardeştir diyor. Evet, müminler birbirinin kardeşidir diyor. Gıybeti haram kılmış,
sövmeyi haram kılmış. Ve Resulü, Resulullah da öyle söylüyor. Şimdi gelecek hadisler. Birisi bu. Mümine sövme fısktır. Kur'an'a da uymaz, sünnete uymaz, dine uymaz. Evet, evet. Şer'i bir sebep olmaksızın, dini bir sebep olmaksızın Müslümana sövme haramdır. Şer'i sebep nasıl olur? Evet. Bilmediği için günümüzde bu çok. Ben dedim ki televizyonda Allah'a sövmek küfürdür. Ben söylemiyorum. İmam Hasan söylüyor. Peygamber söylüyor. Sahabi söylüyor. Allah'a küfretme dinden çıkmaktır. Peygamber'e sövme dinden çıkmaktır. Çünkü Peygamber'e inanın diyor. Ona tabi olun diyor Allah. Böyle olan adamın nikahı damlaz. Dedim, bu millet ne kadar cahil. Mayası güzel ama öğretilmemiş. Neden hadisi okuyorsun? Evet, onun için okuyorum arkadaş. Tekrarlara geliyorum. Bana diyorlar ki, tekrar var mı şimdi yok? Peygamber şimdi tekrar olur mu lan? Bak bunu söyledim. Kaç tane telefon? Şimdi bölgeyi söylemiyorum. Canı sıkılır bölgecilerim. Hocam biz 30 senedir, 40 senedir gelmeyiz. Benim her 5 vakit namazını kılar. Ama kafası kızdığımı 10 defa Allah peygamber söylüyor. Buyurun cenaze namazı. Ne çıkıyor hocam? Evet. Ne çıkıyor? Yalan söylemiyor. Telefonlara göre söylüyor. Kafası kızdığımı 10 defa Allah peygamber söylüyor de. Bu adamın nikahı kalmaz. Hala da nikahlı. O nasıl öldü? Namaza kılıyorsun. Maalesef şimdi öyle. Evet şimdi kusura bakmayın. Biz dini öğretmekle yükümlüyüz hocamız. Hocalara bu fazla ayın. Sen de aile hocasısın. Hanımla çocuklarına dini öğretmek fazla ayın. 5-4 namaz fazla ayınsa bu da fazla ayın. Evet. Eğer bunu yapmazsan namaz kılın durmadığından sonra başla sen karına Allah'ın emrini niye hatırlamadın? Şimdi gördüğün manzaraları söylüyor arkadaş. Kabul ettiğini etmemek sana. Kadının göbeğine kadar önü açık. Affedersin, memelerin görünüyor, çıkanı görünüyor. Altında hiçbir şey yok, sadece külot var. Hiçbir şey yok. Niye? Paris'te böyle geziliyor, Londra'da böyle geziliyor. Ya bizim örneğimiz Muhammed Mustafa, biz Türk'üz ya. Evet, daha da var arkadaşlar. Telefonlarla konuşuyor, uydurmuyorum. Şu konuşmamın hesabını vereceğim kabirde. Orada anamı arayacaklar, yanlış söylersen. Telefon ediyor kadın Almanya'da. Hocam ben burada doğdum, büyüdüm. Maddi durumum çok iyi. Seni dinleyerek televizyonda namaza başladım, örtündüm. Ama oğlum 22 yaşında benden ayrıldı gitti. Aile işi var, evi var. Hocam, erkekler yatıp kalkıyor. Evlenmiyor. Vallahi billahi. Erkekler yatıp kalkıyor. Kızlarla, kadınla evlenmiyor. Gittim evine. Oğlum biz Türk'üz, Müslümanız. Bizde bu şeyler olmaz. Beni polis çağırdı, evden attırdı. Ağlıyor kadın. Avrupa'nın durumu bu. Biz elhamdülillah bu büyüklerin izinden gideceğiz. Kıyamete kadar. Onun için hepsi birleşse sırtımızı yere getiremez. Çünkü Allah bize, bizim arkamızda, Resulullah bizimle beraber. Evet efendim, müminlere sövmeyeceksin. Müminler aleyhine konuşmayacaksın. Kardeşin o senin. Şimdi mesela namaz kılarken ayaklarınız secdede yere değmezse namazınız yok. Bunu ben söylüyorum. Bunu siz duydu ya. Hacı Mehmet amca 50-60 yaşında görmüş bir tanesi seyreder ayı havada. Ben de camideyim. Hayvan! Sen kaç yaşındasın? Namaz kılmasın değil mi? Böyle dedi bu da. Adam camiye geldi. Bir de müdür Müslüman. Niye geldi camiye? Yavrumuz camiye gelir mi? Böyle denir mi yahu? Hayvan denmez ya. Kardeş gel buraya. Ben duydum, ben de bilmiyordum. Öğrendim. Namaz ayakta yerinde yer. Kalbini kırmadan onun
şerefini oynamadan güzel hitap edeceksin. Kardeşim bu senin ya, hayvan dedik odanla. Evet, onu söylüyor. Müslümanlara söylemeyin, ondan şereflerle oynamayın. Bu Allah'ın kitabına uymaz, Peygamber'in sünnetine uymaz, buna fısk denir. Ve kıtâduhu. Evet, küfrün, Müslümanı öldürmek kafirliktir. Hiçbir sebep yok. Ama adam kasten bir mümini öldüren öldürür, kısas. Böyle değil. Kafası kızmış, öldürmüş. Küfürdür diyor bak. Peygamber söylüyor bunu. Müslümanı öldürmek küfürdür. Evet, şimdi bunlar oluyor. Kafası kızıyor, tak vuruyor ya. Olur mu? Üstüne araba sürüyor ya. Evet. Siz ne diyorsunuz ona? Yolu kapa diyor, oynuyor diyeceğim, şenlik yapacağım diye. Arabalarla oynuyor diyor. Magandu ya. Yahu, adın Ali, Hasan. Delikanlı. Değil mi? Oradan sen yolu kapattığın için adam birbirini vuruyor, öldürüyor. Kim öldürdü bunu sen? Görüyor musun nerelere gidiyor bu işler? Bunları bilmediğiniz mümini öldürmek küfürdür diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aman yarabbi. Şimdi namaz kılmayan kafir diyor. Hariciler var. Bir şey yaptın mı, namaz kılmadın bir vakit kafir olur mu? Yok. İnkar etmedikçe kafir olmaz. Adam namaz kılmıyor. Hemen açık geziyor mesela şimdi. Bilmiyor. Ben mesela geldim üstüme atlıyor. Hocam ben seni çok seviyorum. Her taraf açık. Altında şeysi yok hiç. Hocası da yanında. Ben seni çok seviyorum. Bir vuruyor kadın. Sen ben atlamadım. Karını hocam atlıyor. Hocam ben kalbim temiz. Ben seni çok seviyorum. Tamam şüphem yok. Ama Allah'ın bir kanunu var. Ben senin kocan da olsam yabancı da adamım. Erkeğim. Sen kocanı atlayacaksın bana değil. Allah'ın tanrı bu. Benim kalbim temiz şimdi. Burası çok önemli. Benim kalbim temiz diyor. Evet. Üstüm açık ama diyor kalbim. Allah bilmiyor mu senin kalbin temiz olduğunu? Kadınlara söyle Habibim. Kadınlara söyle örtünsünler. Emri var ya oğlum. Her durumda olursa olsun bir kadının yüzü, eli, ayağı hariç nikah düşecek erkeğe göstermesi yasak, Kur'an'da yasak. Resmi temsil bakın yahu, 5. yıl, 3400 beşinci sayı var. Belgiyatlık hünne bir hukumunin aracığı bir hünne. Şimdi öyle diyor, şimdi burası çok tehlikeli. Çünkü ayet bu. Benim kalbim tezimiz, niye hanım olsun ki? Öyle demem, bize kardeş. Her akşam içeceksen bile, niye haram olsun deme, Allah haram değilmiş. O zaman Müslüman olamazsın. İçten bile Allah kusur mahvetsin de, günahını kabul et. Allah'ın emrine aykırı olanı kabul et. Ama şimdi bilinmediği için böyle diyor. Ben diyor hocam çok varlığım iyiyim. Herkese hanımıma da çocuklarıma da mükemmel hayat sürdürüyorum. Köşkte yaşatıyorum. Her gün araba verdim. İşim çok iyi. Camilerde yardım ediyorum. Hocam akşamları bir kadar içiyorum. Niye haram olsun ki? Böyle deme lan. Allah haram kılmış ya, bu benim sözüm değil ki. İnneme hamru vel meclisi min ame peşleri. Allah'ın emri. İçme diyor Allah yahu. Niye haram olsun dedin mi bu ayeti çatıyorsun? İman gider güzel kardeşim. İman böyle demeyeceksin ama bilen yok. Çok söylüyorlar. Benim kalbim temiz, niye haram olsun deme. İşleyeceksen günahını kabul et. Bir iman gitmesin. İman olduğu sürece de umut kapıları açık. Peygamber şefaat edecek. Allah Tevbe-Rahim. Tevbe edici, merhametli. Ama niye haram olsun dedin ki Allah'ın bu emrine niye sen lüzumsuz emir vermişsin? Anlamına geliyor ki çok tehlikeli. Evet şimdi mümine de böyle konuşmak yanlıştır, öldürmek küfürdür diyor. Bu gibi sözleri müminlere mesela adam cuma namazına geliyor veya yılda bir defa bayram namazına geliyor.
Cemaatle namazla bayram, namaz kılan insana Müslüman denir. Kitaplar böyle yazıyor. Hocam şehadet kelimesini bilmiyor ya. Şimdi biz okuduk mu? İmam Kıbrıs'ı okuduk mu? Hiçbirimiz. Okumadık. İmamın okuduğu bizim okuduğumuz olmadı mı? Namazımız kabul. Hem garantili kabul. Hesabını verecek. Garanti namazımız. Onun için camiye gelin, uyun imama yıkın üstüne. Hesabını versin. Evde kılarsanız doğrulmadığını, yanlışla bulduğunu hesap vereceksiniz. Camiye gelin, buraya yıkın, hesabını versin. Sizin garantisi diyor, hesabını verecek. Ama da güzel kıldırdım ben. Burada 300 kişi varsa 300 kişilik sevap alacak. O da var yani. Evet efendim, gidin. İmam Et-Tahiyyat'ı okumadın mı? Et-Tahiyyat sonunda şehadet kelimesi yok mu? Şehadet kelimesi getirmiş Müslüman olmaz mı? İmam okuduğu, cemaat okuduğu değil mi? Onun için cemaatle namaz kılan kimse mümindir, Müslümandır. O adama bu şimdi nereye gelecek? Müslümana şey demeyin, sövmeyin dedi ya Resulullah. Vay koca bir yavru var. Buraya namaz kıldı, bayram namaz kıldı. Bu adama yavur dersen, izâ ekber racülü, fakat bâdî, peygamber sözü. Kalbinde iman olan bir adama kâfir dedin mi, kâfir senin, sen olursun. Küfür senin üstüne çullanır. Bunu şaka olarak söylüyorsunuz ya. Mezhebeye gideceksiniz, beşte buluşalım demişsiniz. Üç taneyiz gelmiş, bir taneyiz, yarım saat sonra gelmiş. Ulan Gocek ya bu, yarım saattir bekletiyorsun bizi. Şimdi gavur sözüne gülmek ne demek? Ben bundan gocunmuyorum. Kabul ediyorum demem lan. Rica ederim ben gavur değilim demem lazım. Demiyoruz, şaka olur. Gavurun şakası olur mu lan? Böyle demiyor muyuz biz? Çok diyoruz, şaka yapıyoruz güya. Evet, bunların şakası olmaz. Bilmemen kanunu mazeret sayılmaz. Türkçe'de kanunu da var. Dinimizde de var. Öğreneceğiz. Bilenleri dinleyeceğiz. Veya kendimiz okuyacağız. Aksi halde bu yanlışları yaparız. Allah korusun. Yaptıklarımız boşa gider. Şimdi daha böyle hadisler gelecek. Ağzımız buçuklanacak. Şimdi biz elhamdülillah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Gözümle görür gibi kesin olarak inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun peygamberidir. Gözümle görür kesin inanıyorum. Demişiz. Kalben buna inanmışız. Dilimize söylemişiz. Kalben inandık mı Allah yeniden müminiz. Ama ben senin kalbini okuyamam ki. Hacı Bayram Veli okur, evliya adam. Senin kalbinden geçen okur. Peygamberimiz de okur, peygamberimiz de okuyordu. Mekke'den çıkmış adam, büyük para vermişler. Böyle canavar bir katile. Al şu parayı demişler, git işini gör, öldürken. Peygamberimiz daha otururken, Allah'ın ona lütfu olur. Misafirimiz geliyor demiş arkadaşlar, sahabiler. Daha çıkarken yola bekleden hemen haber vermiş. Onun üzerine hemen yola çıkmışlar. Dokunmayın demiş. Ellemeyin gelsin. Ellemeyin gelsin. Adam işini görebilmek için hançerini saklamış birine. Onlar yakalayınca ben de Müslüman olmaya geldim. Ben Muhammed'i çok seviyorum filan laflar etmiş. Getirmişler. Oturmuş. Hayır böyle iyi. Yağlı laflar ediyor peygamberimize. İyi de diyor, elindeki hançerini niye taktın oraya diyor peygamberimiz. Sen buraya beni öldürmeye gelmedin mi diyor. Peygamber bunu biliyor. Bu da biliyor. Bu peygambere yakınlığından Allah da buna bunu vermiş. Hacı Bayram'a. Hacı Bayram gibi evliyaullah da peygamberimiz çok yakın insanlar olduğu için onun sünnetlerini hayatın her safhasını uyguladıkları için evliya hükmesini kazanmışlar. Onlar da biliyor bunları. Allah'ın lütfu bu. Yoksa ben bilemem, sen bilemezsin. Kalbinden ne geçtiğini. Evet, onun derecesi varsa sen de olursun. Evet, şimdi kalben
bir adam Allah'tan başka ilah yoktur dedi mi, Allah yanında, Allah bilir, gizliyle açıklar aşikarlıkla, mümin ama ben ona selam veremem. Selam verebilmem için camiye geldik, namaz kılacak ki Müslüman olduğumdan değilim. Ya da benim yanımda eşhedü en la ilahe illallah kafam öylese diyecek ki Müslüman olduğunu anlayayım. Ha. Bak dedim, kalbinden inanan mümin derler. Müslüman kim? İmanını ibadetle açığa koyan adam demek. Bayram namazını kıldın, Müslüman olsun. Çünkü Müslüman olduğunu, mümin olduğunu ortaya koydun namaz kılmakla. Ha işte camiye gelen adama sakın kafir demem. Şaka da olsa bu işin şakası yok. Bu şakası olmayan küçük madde var. Ama bizim milletimiz bunları bilmiyor. Gelen telefonlardan öğreniyorum. Hadi, camiye gittim ben. Camide hoca şaka yoluyla karşısına sen boş ol dese karşısı boş olurmuş. İnanmıyor buna. Geliyor. Ulan ne tarz etti? Başar lan! Karı boş oldu demiş. Adam böyle karşısından böyle hocanın alay ediyor söylediğini. Boş oldu diyor. Gülüşüyorlar karınca. Dinin kuralı bu. Cevap hocam fetvası değil. Bu gibi karı boş olmadan erlenmede, küfür isnat etmede şaka olmaz arkadaşlar. Şakayı başka şeylerle yapın lütfen. Vay koca gavur, nerede kaldın demeyin ya. Gavur da yok Müslüman adam ya. Şakayı öyle deseniz bile o da gülüyor ona. Gülmek kabul etmek demek. Yüzlerden ben gavur değilim dese tamam. O kurtarır kendini ama sen gidersin gümbürtüye. Şakası yok. Karı boşamanın da evlenmenin de şakası yok. Bayramda birbirini ziyaret ediyorsun komşular. Şimdi komşu hakkında da gelecek. Efendim iyi bir şey. Ziyaret iyi bir şey. Şimdi çocuklar masum olduğu için çok güzeldir değil mi? Günahlar yok. Bir de bayram olduğu için kızı yıkamış, süslenmiş, çiçekler bağlamış. Oğlunu yıkamış annesi. Şimdi kızın ortada dolaşıyor. Oğlum, küçük oğlum, ortada dolaşıyor. Ali, kızın çok güzelmiş be. Bana oğluna versene. Senin gibi adamdan kızımı kaçırma ola. Verdim gitti. Aldım gitti. Ha 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 hi hi hi. Dinen nikah kıyıldı gitti arkadaşlar. Şakası yok. Nikah şakaya gelmez. Bunu anlatmak istiyorum. Ha 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 hi hi. Şakası yok. Onlar o kızı tutuyorsunuz. Başkasıyla evlendiriyorsunuz. Nikahlılar başına gider mi lan? Dinin emri böyle. Arkadaşım, boş olmak da böyle. Boş olur lan. İyi. Gülmeden boş olurlar. Nikah değil. Dinin mutlu mu? Kardeşim, bunu ben uyduramadım. Ama bunlar bilinmiyor. Öyle diyor. Niye? Günah olsun ki benim kalbim temiz. Allah bilmiyor mu lan kalbini? Allah yasak etmiş. Müslümansan bunu kabul edeceksin. İstesen de bunu reddetmeyeceksin, onu söylemek istiyorum. Reddetme anlamına söz söyledim, bir imanını da güzel kardeşim, etme. Yazık olur. Evet efendim, mümine sövmek fısktır, onu öldürmek küfürdür. Efendimin sözünü Talha Hazretlerinden Deylemi nakletmiş. Buna benzer hadisler çoktur. Evet, Sübhanallah, velhamdülillah. Ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Evet. Sübhanallah. Ne demek Sübhanallah? Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah'ın noksan sıfatı yoktur. Ben unuturum. Allah unutmaz. Benim bilmediğim, vermediğim şey var. Allah vermediği, bilmediği şey yoktur. Ben yorulurum. Allah yorulmaz. Benim bir başlangıcım var. Ama annem ve babam birleşmiş, evlenmiş, ben olmuşum. Allah'ın başlangıcı yok. Allah uzun, hayırlı uzun ömür versin, gideceğim, öleceğim. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Allah ölmez. Hayat, ilim, sevgi, başar, kudret, irade, kelam, tekbir. Allah'ın sıfatları vardır. Bize benzemez. Allah bir de demek, ikinin yarısı gibi demek değil. Hiçbir şey ona benzemez demek.
onun gibi bir şey yok. Bu manada Allah'a inanmak, Sübhanallah demek, Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim, Allah'ta noksanlık yoktur demek. Velhamdülillah. Bunu söyledikten sonra velhamdülillah demek, Allah'a hamd olsun, insan yaratmışım, eşek yarasaydı, üstünü de 150 kırık bir yere binseydi, ne halim olurdu? Arkadan egzozum patlat patlat değil mi? Bir de kıçını topa yerdin, giden çok ağır bindim bana diyemezdin. İnsan yaratmış. İnsan yaratmanın ötesinde bir de mümin yaratmış. Ne büyük şereftir bu? Elhamdülillah. Anlattım size, kim anlatayım? Unutmuşsunuzdur. Ebu Cehil dahi bir adamdı. Süper zeki, senden benden üstün zeki. Zeka, Allah'a inanmaya gerektirir. Ona inanmamış hocam. Çünkü 400 kadar işçisi var, onlar o doyuruyor. Zengin, kabilenin reisi, herkes akıl veriyor. Peygamberimiz buruşuyor. Anası ölmüş, babası ölmüş, yetim. Buruşuyor, ben peygamberim demiş, Allah görev verdirmiş. Buraya mı diyor, peygamberlik benim hakkım diyor, zengin benim, akıllı benim diyor, herkes doyuran benim diyor, sana nereden gelsin peygamber? Haset ediyor peygamberi, hiç görüyor, kibir duygulu, haset duygulu, duyguları zekasını örtmüş, inanamamış. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini gördüğü halde sihir bastım demiş, inanamamış. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru gidiyor. Biliyorsunuz nefes almak hayatla, hayatımıza devam ettiğimiz şart. Nefes almasa yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine yaşayamayız. Çatlarız değil mi? Yani nefes almak de nimettir, vermek de nimettir. El-Hakim'in tekrar sorunu okuyorsunuz namazlarınızı. ثُمَّ لَتُسْأَلِنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ Her nimetten kesin kes sizi hesaba çevirecek. Allah'ın emri bu. Nefes verdiğin bu nimetleri nerede aldın verdin? Şimdi Hacı Bayram Camisi'nde Cevat Hoca'yı dinliyorsun. Kolay gelmeseydi. Ben dini hükümde öğrenmeye geldim. Hoca becerikli otur olmasın. Bu maksatla geldiğin için tam not alıyorsun. Evet. Tam not ama şarap içerken nefes alıp veriyorsun. Kumar oynarken nefes alıp veriyorsun. Zina ederken nefes alıp veriyorsun. Hırsızlık yapar nefes alıp veriyorsun. Bu nimetleri nerede harcadın diye size soruyorlar. Ve tüs elinle le kesin, enne kesin. Kesin kes hesap soracağım. Nerede aldın verdin bu nefesi? İşte bunu örneğin Muhammed Mustafa. Her nefesimizi hadise geçin şimdi. Bunlarla ilgili neler dememiz lazım? Tefekküre dalmış, Allah'ın varlığını bildiğinin idraki içinde, kendinin onun kulu, aciz bir kulu olduğunun idraki içinde Kabe'ye doğru gidiyor. Zihni tamamen bağladığı için davul çalsan duymayacak. Kendini konsantre olmuş tamamen. Görüyor, onun dünyadan haber olmadığını. Gerçekten de gerçekten. Şu adam diyor bizim çocuklarımıza çatıyor. Oğlanın babasına, kızın anasına, kardeşine düşman etti. Bizi birbirimize vurduruyor. Gelin şuradan kapatın, bir dışarının kafasını vurun, dünyadan haberi yok. Kurtulalım şundan diyor. Vallahi Yasin Mükemmin'in nesli Kur'an'da. Habibim, Allah seni insanlardan koruyacak. Hiç Allah'ını öldürür mü? Gençler diyorlar ki, senin yanağın yok mu lan? O kuş yumruğu, şaşkın korkak herifler diyor. Kocaman bir taş alıyor. Peygamberimiz yine dalmış tefekküre. Dünyanın haberi gidiyor Kabe'ye doğru. Taş bulmuş gelmiş, bütün hıncıyla kaldırmış, dişini sıkmış. Tam o kafasını vuracağı sırada Allah elini şaşırtmış, kendi kafasını vurmuş. Canı acımış, tarihi vakla beyefendi, hikaye değil. Canı çok yanmış. Biliyorum peygambersin ama inanmayacak diyor. Şu adamın zavallılığına bakın. Sen peygamberin bir mucizesini gördün mü? Görmedim. Ama elhamdülillah
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Görmüş gibi inanıyoruz biz. Ne büyük devlet değil mi? Onun için güzel kardeşim, Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih edelim. Sübhanallah. Velhamdülillah. Şükür. Şu şerefi, iman şerefini bedelini ödeyemeyiz. Velhamdülillah de. Bu Allah, Sübhanallah, velhamdülillah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allah en büyüktür. Ondan büyük yoktur. Evet. Bunu söylediğin zaman Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber fi zembil müslimi misli dükle. Evet. Peygamber öyle söylüyor. Evet. Fi zembil nâdem. Ademoğlunun yarısını yiyen ahide kurdu gibidir. Bunlar Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber dersen senin günahlarını yiye bitirir. O zaman camiye gelirken giderken işine girerken direksiyonda Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber böyle havlu ve la kuvveti bile desinler. Bak beden veresin lan bu. Bağ belirtmiyor. Kök kazırmıyor. Terlemiyor. Kim diyor Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber derse o kurt gibi yarayı yiye yiyeştiren bir kurt varmış. Onun gibi diyor müminin günahlarını böyle sildire tüketir. Sen de söyle. Sen de inanan adamsın. Bu sözleri söyle. Bu sözleri söyle. Evet efendim, Ebu Hureyre'den Sübhanallah nısful mizan, Sübhanallah kelimesini söylersen mizanın yarısını doldurursun. Nısful mizan, Peygamber sözü bu. Velhamdülillah melel mizan. Elhamdülillah dedin mi, öbür yarısını doldurursun. Terazi dolar. Allah ekber, Allah ekber dersen min esnememe, semaları doldurursun sevapla vel arzı ve la ilahe illallah deyse dünha setyun ve la hicabun hatta evet yahmese ile rabbihe azze ve celle. Bu kelimeyi söyledin mi? Evet. Bu kelimeyi söyledin mi? Bu kelime sema kapılarını yakarak Allah'a ulaşır. Hiçbir engel tanımaz. Allah'a ulaşır. Şimdi bu hadis-i şerife göre la ilahe illallah kelimesini kalben, dilen söyledik mi? Samimiyetle söyledik mi? Şimdi mesela söylüyor. La ilahe illallah esmi söylüyor. La ilahe illallah esmi. Bu dille söylüyor. Öyle değil, şuuru söylüyor. Böyle la ilahe illallah dediğim bir insan, bu semalar boş değil. 7 kat sema var. Sırrı çözülmüş değil. Peygamber sağ olsaydı sorardı. Çünkü miraca çıktığında bu ilk ve semayı geçti. O. İnşallah Allah bizi cennete soksun. İnşallah. Orada soracağız. İnşallah. Soralım. 7 kat semayı neydi? Hala çözülmüş değiller 7 kat semayı. Evet. Allah'ın huzuruna varır diyor Peygamberimiz. La ilahe illallah. Adam şuuru söyledi mi? Başlar titremeye. Onun kişilik verilmiş Allah. La ilahe illallah kelimesine. Titremeye başlar. Niye titriyorsun buyuruyor Allah. Beni söyleyen dostluğumu affettiğini duymadan nasıl titremeyeyim? Cevap. Bakın hadis bu. Cevap hocam sözü değil. Seni ağzına, diline doladığı sırada senin arkadaşını tüm günahları sildim. Allah, la ilahe illallah kelimesinden bizi ayırma. Ölürken de son sözümüz, la ilahe illallah olsun inşallah. Ne kadar müjde görüyor musunuz?
yani sağa sola giderken bu Kabe'yi sayın bak. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'u ekber. La ilahe illallah kelimesi doldurur diyor. Böyle de müjdeli bir şey var. Biz de bu hadisi size aktardık. Evet efendim. Efendimizin Ebu Hureyre'den çıktı. Sübhanallah mizanın yarısını, elhamdülillah diğer yarısını, Allah ve ben semavat arzı, la illallah ise Allah ve onun arasında hiç icap kalmaz. Allah'ın huzurunda böyle olur. Evet. Kabul eder Allah bu kendini söylediğin zaman, şuuru söylediğin zaman. Sebebi bu kadar çoktur. Sebebi bu kadar çoktur. Onun için son sözümüz la illallah olsun diyorsan, İlmi buna alıştırır. Şimdi bazı adamlar vardır. Bir şey oldu, anamı derler. Arkasını söylemezler. Sinkap etmez ama anamı derler. Dil onu açmış. Sen de buraya geliyorsan, mümin olarak görmek istiyorsan, günahları affettirmek istiyorsan, ne olursa olsun, la ilahe illallah de. Ben bunu doçent bir arkadaş duymuş. Fizik profesörü şimdi bir istatörüze göndermiş Avrupa'ya. Birinci ülke bitirmiş, orada doğuyor. Orada Yahudi profesör. Atomu inceliyor. Atomu inceliyor. Atomun protonu, nötronu bir şeyler var ya, biliyorsunuz. Bunu incelerken bu arkadaş dinden imandan haberi yok. O zaman da öyle. Fakat incelerken laboratuvarda bir bakmış ki o hücrenin kenarında dolaşan bebeğinde olan bakmış Allah diyor. Gözümle gördüm hocam diyor. Hemen bir imana gelmiş. Gittik beraber Londra'ya. Nikola yavrardı. Kalkurdu dedi sana çok büyük paralı iş bulacağım dedi. Hayırmış mamur bir kere. Şimdi bu arkadaş bu İmanı geldikten sonra aynı üniversitede hocayız. Ben hukukçuyum, o da şey, fizikçi. Bir gün koridordan geçiyorum. Sınıfta boy boy böyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah, boy böyle. Profesör ablasına geldi. Niye bağırıyorum lan dedim. Kucumu pire mi sürdü? Niye bağırıyorum? Kene mi sürdü? Talebe dersi kalıp fizik zor ya. Ders zor. Talebeler dersi kaynatmak için hocayı aldatmak istemişler. Ona çok sinirlenmiş. Başkası sinirlenince ne der? Ay ananı der der mi? Bak akıllı da bak. Onun için kızdığı zaman la ilahe illallah. Sevindiği zaman la ilahe illallah. Sen de dinini alıştır lan. La ilahe illallah kelimesine. Karı seni kızdırdığı zaman la ilahe illallah diye bağırır. Sevindiği zaman la ilahe illallah diye bağırır. Allah'ın huzuruna çıkar, affettirir diyor. Peygamber söylüyor ya bunu. Engel tanımaz. Allah bu kelimeyi zerrelerimize sinmiştirsin inşallah. Bu kelimeden ayırmasın. Bizi değer Müslümanlarla inşallah. Evet, ne kadar güzel şeyler görüyorsunuz. Evet efendim, bu la ilahe illallah o kadar kıymetli kelime. Aziz milletimiz tekrardan Müslüman olmuş. Ben ırkçı değilim. Ama Orta Asya'ya gittim. Türkler hep geldikleri yerlere. Arapların arasına gittim. Bir Avustralya'ya kadar gitmedim. Oraya 24 saat canım mı dedim. Gitmem oraya. Öyle güzel Müslüman olmuşuz biz. Çocuk doğunca kulağına ne yaparlar? Ezan okuyorlar değil mi? Ezan okuyorlar. Daire ayları yok mu ezanı? Bu aziz millete bak, bu hadisleri dört haline getirmiş. Kur'an'ın ilk gelen söz, la ilahe illallah olsun çocuğumun diye. Anadolu'da böyle de bilmiyorum, Ankara'da diyor mu bu adet? Olmaz mı hocam? Var değil mi? Ankara'da Müslüman değil mi? Çok güzel. Tabii güzel. Sağ duvarına ezel bozulur, sol duvarına tamet getirilir. İlk duyduğu kelime la ilahe illallah olsun diye. Ne kadar güzel atalarımız varmış bak. Irk halinde adamı bilmese de la ilahe illallah bilmese de bunu da olarak yapar. Bilse
İhsanoğlu. Evet. Şimdi bu La İlahe İllallah kelimesi günahları affeder. Evet. Hadi söyle. Bir daha işledi. Bir daha söyledi. Ya dört ortası gibi. Ama çoğumuz böyle değil mi? Günah işlemeyen var aranızda. Yok. İnsan beşer, duymaz şaşar, eyler hata, işler beşer. Allah bizi affetsin. Amin. Zaten bu hatalar atmaz, hep hacı bayram oluruz. Evliye oluruz. Öyle adam oluruz. Ama biz o yaptığı gibi tam yapamıyoruz. Böyle bir diyoruz, kazanıyoruz. Arkadan bir bozuyoruz, bir daha kazanıyoruz. Ya dört ortası gibi. Allah bizi affetsin. Evet efendim, bunu dilimize söyleyip durmalı, boş zamanlarında söyleyip son derece süratle kabul olunur, günahlarımızın affını alır, böyle bu kelime sebebiyle affeder. Evet, innen hasene, yüzükle seyyar. Bu La İlahe İllallah kelimesi bu kadar Allah sevdiği bir kelime, hasenedir. Haseneler, seyyiatı, kötülükleri giderir, bu da ayet. Onun için kızsanız da, sevinseniz de, hayrete düşseniz de ağzınızdan La İlahe İllallah çıkacak şekilde alıştırın kendinizi. Şimdi ölü gördünüz mü bilmiyorum ölürken. Gidin, adamı kıbleye döndürün. Sağ tarafından kıbleye döndürün. Çok yaralı. O zaman ayağını kıbleye getirin. Başının altına yastık koyun, gözü kıbleye gelsin. Kıble rahmet kapısı bizim. Ondan sonra yanında mümin kardeşin senin o komşun, akraban onun duyacağı kadar La İlahe İllallah, La İlahe İllallah, La İlahe İllallah deyin. O da duysun ve La İlahe İllallah desin. Men kâne âhiru kelâmihi La İlahe İllallah dahalel cennet. Son sözü La İlahe İllallah olan doğru cennete gider diyor Peygamberimiz. Allah bizi buna nasip etsin. Amin. Bütün Müslümanları nasip etsin. Amin. Evet, işte bu ölmek üzere olan komşuna, akraban gittiğin zaman sen de söyle deme çünkü canı yok. Can boru çıkmıyor. Felaket. Acı. Ne biliyorum bir köpeği taksi çarpımı yarım saat çırpınıyor. Sen kaç köpek kadar varsın? Yüzün kaç bir kadar? Can tatlı. Çok can sıkkın. Şimdi sırasını değil verin Allah korusun. Sen söyle deme. Ama dolar duyacak kadar La İlahe İllallah de dur. Nasıl varsa o da söyle. Son söz olunca da kurtulur. Bunu unutma ha. Bugün ona, yarın sana. Değil mi? Hepimiz o tezgahını geçeceğiz. Evet, bunları söylemiş bu Hoca Efendi. Hep bu sözü demiş şey derken de. Evet, Sübhanallah inneke la tutikuhu. Evet, böyle testatiruhu, Sübhanallah. Evet, bir adam gitmiş peygamberimiz. Ne güzel şeyler öğretiyor. Mümin, Müslüman, peygamber zamanında sahabi. Bir deli bir kemik kalmış. Yatağından kalkamıyor, o da hassiz. Ziyaret edilmiş, hasta ziyaretin çok iyi. Hasta ziyaret edin, çok kazanırsınız, günahlarınız silinir. Ama gidince de oh, sen bir nasıl var deme lan, morar verdi. Allah şifa versin, afiyet versin. Yakın zamanda aramıza katılırsın, morar ver ya. Ama bazı doktorlar var, çaresi yok, öleceksin. Böyle doktor mu olur lan? Vay, ölçü olsa bile söyleme lan, moratı bozma. Her neyse, hasta ziyaretine gideyim. Hasta ziyaretinde, evet şimdi bir de efendinin sünneti ve sevap. Gitmiş bir de bir kemik almış yere yatıyor. Niye oldu demiş. Ya Resulallah demiş ben Allah'a dua ettim gece gündüz. Ahirete çektireceğini dünyada çektir dedim demiş. Onun için ben böyle bir kere kemik bıraktı demiş. Hay Allah iyiliğin versin demiş. Niye Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Niye demedim lan diyor. Allah büyük diyor. Her dünyada iyilik isteme ahirette. Ayrıca çektiğim de dünya çektiğim dedim diyor. Kendi elimle dedi istedim bunu diyor. Peygamberimiz onu duramış. Sen de ağzından çıkanı kulağın duysun.
Evet, duymuyor. Ben biliyorum, kızıyor, bir yer kararıyor. Allah belamı versin diyor, şuna bakıyor, vay var mı? Niye yaşayayım ben? Allah belamı, sen Allah'a inan adamsın. Allah belamı versin bu işleri, böyle şey olur mu? Niye aleyhine dua ediyorsun ben? Allah kahretsin diyor, burada kahretme, gavurlar mı söylüyor lan? Sen Müslümansın, ne güzel söylemiş. Bir daha böyle deyip dua etme demiş. Niye demedin dünyada da ahirette de iyilik ve yarabbi diye. Bu halde düşmeden cennete de kurtulurdun. Ağzına çıkan kulağın duysun diyor, anladın mı? Dua ederken de güzel dua et. Ağzından konuşurken kabuk saatine basar. Allah belamı versin diyor. Deme lan belamı verme. Kahrolsun, kahrolayım deme ya. Bu gavur sözü. Ama biz filmler seyrede seyrede gavar ne oldu? Bir şey düşüyor, kahrolsun, lanet olsun. Müslüman yapı değil lan bu. Müslüman konuştuğu zaman bak ne diyor? Bir daha böyle laf etme diyor. Ahirete çektireceğini, dünyada çektirdin de öyle böyle oldum diyor. Niye diyor dünyada da ahirete iyilikler, niye demedin diyor. Nasıl ki işleyeceğim bunun, hakkından geleceğim diyor. Sana da bunu öğretiyoruz ki aleyhine dua etme, beddua etme, hep iyi, hep iyi söyle. Evet, şimdi bu bilgi yetişme tarzı çok önemli. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Benim annem rahmetli, ablası vardı, 2 yaş büyük ablası. Gözleri görmezdi, kulağı duymazdı, 103 yaşına dua etti. Orada bakmazdı, şimdi ona dair hadis gelecek ve döverdi oğlu. Üstünü batırıyordu, burada sarı, gözü görmüyordu, batırıyordu. Bir de neyse, annem bakardı ona, kardeşi olarak. Ben de çocuğum, gidiyordum yanına. Teyzemin kocası kocaymış, ben bilmiyorum. Çocuğum, gözü görmüyor ya, çocuk ne oldu? Türk diyordum. Elini uzatıyordu, ben yakarsa iki tane alacağım. Ama ben kenar çekiyorum, eli boşa çıkıyor. Elini çekince bir daha götürüyorum. Bir daha uzanıyor, beni kaçıyorum. Kızıyor öyle, dürtüyor mu kaçıyor, dürtüyor mu kaçıyor. Şimdi teyzemden bir şey veriyor. Bunları öğrenen adam ne der? Böyle çıldırtıyordu onu, dürtüyor mu kaçıyor, dürtüyor mu kaçıyor. Cesur müyesi diyor. En çok kızdığı zaman, hocayı sönmesi. Yani Allah belanı versin demiyor. Dikkat ediyor musunuz? En çok kızdığı, o kadar kızdırıyorum ki Türkçe'yi kaçırdı. Gelsin nesil, hocalı söylenir nesil, git diyor bak, dua ediyor bana. Peygamber de böyle söylüyor. Kendinizin aleyhine o teşhidi söylemeyin diyor. Allah büyük diyor. Kabul sahibi rastlar diyor. Her istediğiniz verir diyor. Kötü şey istemem diyor. Neden diyor, aile çektirdiğini dünya çektirdiğini ben. Dünyada da çektirme, ailede çektirme de seni diyor. Rabbel hayatına fil dünya hasene ve fil ahir hasene duasını niye okumadın diyor. Efendimiz onu söylemiş, bu hadis böyle. Evet, size söylüyorum. Evet, kızsanız da ağzınızdan güzel dua çıksın, güzel bir kelime çıksın. Sevinseniz de ağzınızdan buna güzel şeyleri alıştırın. Görüyorsunuz yani, ağızdan çıktı mı? Sizi Allah affeder, affeder. Efendimiz sözü bu. Efendim, evet. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisi. Mi'ate tesbiha. Şefdikinde mi'ate tesbiha. Her gün 100 defa Sübhanallah deyin. Hadise okuyun beyefendim. Sübhanallah demenin şeyini yukarıda söyledik. Sebbihillâhe mi'etes tesbihâ. Her gün Sübhanallah deyin. Ne kadar diyelim? Mi'ete merah. 100 defa. 100 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah de. Eve gelirken, eve giderken, evde dükkanında müşteri yok. Sübhanallah, 100 defa söyle. Peygamber sözü bu. فَاِنَّهَا تَعْلُوا لَكَ مِيَتَ رَقَبَ 100 köle azat etmiş gibi
bir ecir kazanırsın. Evet. Gene Peygamber söylüyor. Tutikriha bin Meled. Meled İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan 100 çocuk kölesi azat etmiş gibi cevap kazanmış. İsmail Aleyhisselam peygamber, İbrahim Aleyhisselam babası, kıymetli insanlar yani, sıradan insanlar değil. Eğer günde 100 defa Subhanallah dersen, İsmail Aleyhisselam soyundan 100 köle azat etmiş gibi cevap kazanırsın. Evet, gene Rahmetillâhe mi'deme, tahmide. 100 defa da her gün elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah de. Fe inne tabir leke mi'de faras müsrede. Evet. Evet. Mülceme. Tahmidine, tahmidine aleyhe fi sebilillah. Allah'a emanet. Eskiden savaş atla olurdu değil mi? Civari birliği. Şimdi civari birliği kalmadılar. Şeyler gibi makineler geçti yerine. Harbi uçakları var. Bilen var. Şimdi de insansız uçaklar var falan filan. Daha neler çıktı kim bilir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında harp aletiydi. Şey at. Diyor eğer günde 100 defa eğer sen elhamdülillah dersen böyle eğerli, gemli ata binip savaşan adam gibi ehir alırsın. Evet. Elhamdülillah sözünün değerini gördünüz mü? Elhamdülillah bunun şuuru söyleyeceğiz. Öyle esneyerek değil. Arkada bir dolaşını elhamdülillah dedim. Hem konuşuyor hem hem olur mu lan? Kalbinle dilin bir olacak, şuuru söyleyeceksin. Böyle Allah yolunda geldi, eğerli ata binmiş adam, yüz ata binmiş adam gibi sevap kazanırsın. Ya Allah ekber. Ve kebbirillah mi'temerra. 100 defa daha her gün Allah ekber de. 100 defa Allah ekber de. Ne olur o zaman? Finne etal ve kemete bülme. 100 deve kurban etmiş gibi sevap kazanırsın. Haçta suç işleyenler deve kurban keserler. Buna bündüne derler. 100 deve kurban etmiş gibi sevap kazanırsın eğer her gün Allahu Ekber, Allahu Ekber diye 100 defa söylersen. Evet. Bunu ihmal etme. Evet. Mukallele, mütekabbele, kabul olmuş. Ve hellillillâhe fethe tehlile. 100 defa da her gün la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah de. Eğer bunu dersen, fe innehe temdun ve enni semâi vel arf. Semâi yer arasını sevapla doldurursun. Ve la yufa yevmezin diradin amelun aftere minne. İlla yetti bizme. 100 defa söyledin mi? Senden daha çok sevap alan bir şey yapmış kimse olmaz. Ama 300 defa demiş, 1000 defa demişse o ayrı diyor. Ama 100 defa söyledin mi? 100'den fazla söyleyenden söyleyen hariç senden daha çok sevap kazandıran bir şey yapmış olmaz kimse diyor. Bunlara barış. Evet, Sübhanallah. Evet, elhamdülillah, 100'er defa. Evet, ondan sonra elhamdülillah, 100'er defa. Ondan sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allahu Ekber, 100'er defa söyle. Bu müjdelere en güzel kardeşim, Peygamber sana izin vermiş. Şu hocadan bu hocadan izin alma gerek yok. Peygamber izin vermiş. Hatta en güzeli tabii abdestli söylemek de, abdestiniz olmazsa da söyleyebilirsiniz. Benim abdestim yok diye susmayın. Abdestiniz yok ben ne söyleyeyim? Bu söyledi, bu sevabı alırsınız. Tabii en güzeli ibadettir. Abdestli olması daha güzeldir. Efendimizin bu sözlerini unutmayalım. Bu kelimeleri dilimize alıştırmayalım.
araştıralım diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar güzel kazandıran zikirler bunlar. Evet, her gün bunlara devam etti. Her gün sayısız günah işliyoruz biz. Evet, bu günahları hiç olmazsa sildir bunları her gün devam ederekten. Evet, her gün bunlara devam et. Dilini alıştır, son sözünde bu olsun diyor. Ahmet bin Hanbel, Ümmühani, Ali radıyallahu anh'ın kız kardeşi, Ümmühani. Evet, o radıyallahu anh'a validemiz nakletmiş. Evet, şu hadiste var. Seb'atun la'antunum ve kullu nebiyyin mücah. Şu yedi kişi vardır, ben onlara lanet ettim. Allah rahmetinden seni mahrum bıraksın diye dua ettim. Ve duası kabul olan her peygamber de böyle dua etti. Böyle dua etti. Evet. Sebbatun la'anahumullah la'anahum la'antuhum la'anahumullah ve kulle bir mücah. Bir rivayet bu. Ezzel-i fi kitabillah. Kur'an-ı Kerim arz ettiğim gibi Allah tarafından indirilmiştir. Besmele Allah tarafından indirilmiştir. O surelerin arasına konulan besmeler de müstakil ayet olarak indirilmiştir. Nemil suresinde şeydir, ayetin bir parçasıdır. Sabah Belkıs'a mektup yazmış Süleyman Aleyhisselam. Müslümanlığı kabul ediyorsa gelini seni toz ederim diyor. O kadın da topluyor. Akrabalarına diyorlar biz çok kuvvetliyiz. Yok diyor, ben diyor, onu diyor, böyle değil. Ben de diyor, hediye alıp gideceğim diyor, ona diyor. Yok diyeceğim diyor. Hakikaten bunu yapabilecek mi? Allah hidayet nasip edecek tabii. Böylece orada innehu min Süleyman'a benim ismimde. Bu Süleyman'dan gelen bir mektup. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Orada ayetin bir parçası. Ama bakın Fatiha'nın başında besmele var. Elif Lam'ın başında besmele var. Bunlar müstakil inmiş. Sureler birbirinden ayırmak için inmiş ayetlerle Allah tarafından indirilmiştir. Besmele, evet. Besmele 19 harfti. Cehennem zebanileri de aleyhe tis adı aşağı. Zebaniler de 19'dur. Kim dilinden besmeleyi düşürmezse, besmele çekerse, tabi şarap içerken besmele çekilmez. Rakı içerken besmele çekilmez. Kumar oynarken besmele çekilmez. Şarap içerken bismillah dedim, ne demek olur? Sen şarabı yasak etmişsin, hepsinin adı içerek, adı söyle içiyorum diye alay etmez olur Allah'a, haşa. Gavurluk olur. Mubah, haram olmayan, helal şeylere besmele çekilir. Besmele çekerseniz, dilinizi buna alıştırırsanız, besmele 19 harftir. Zebaniler de 19 tanedir. Besmeleyi alışmışsınız. Bu zaman hangi kapıya gitseniz cehennemin 7 kapısı var. Cennetin 8 kapısı var. İstersen sen bana dua et, ben cennete gideyim. İnşallah. Sen de inşallah benim köşkene göre. İnşallah. Allah Allah. Sen ben gitmek mi cennete? Yahudi mi gideceğim lan dünya ateşe göre? Umudumuzu kaybetmeyin ya. Evet. Orada göreceğiz inşallah. İnşallah. Allah'ın rahmeti gazabından üstün. Cennet 8 kapılı. Cennet 7. Bir aşağıya. Bu durumu gösteriyor. İşte orada bir sürü şey işlemişim. Her tarafım mum yani her tarafımız değil mi? Allah bizi affetsin. Evet camiye geliyoruz, Müslümanız elhamdülillah ama bilerek bilmeyerek neler istiyoruz, neler istiyoruz. Şimdi bu şeylerden dolayı götürürler cehenneme. Cevani Besmele'nin birisi der ki o benim arkadaşım buradan sokmam. Hadis bu da ben, bu benim sözüm değil. Peygamber sözüm. Oradan soktuğunca besmeleyi kıramaz Zevani. Öteki kapıyı götürürler.
Sindirebilir bu benim arkadaşım. Bismillahirrahmanirrahim. Sindirebilir. Bu benim arkadaşım Burhan Sokman. Ya ben de söyleyeceğim, ya bu da hayır. Öte kapıyı kütüphede. Bismillahirrahmanirrahim. Min gelir. Bu benim arkadaşım. Burada söyleyeyim. Böylece yedi cehennem kapısına gider. Hiçbiri bu melekler Besmele'nin harfleri sokturmaz. Açıklık olmazsa insan cehennem gibi nereye götürdü adamı? Cennete götürürler. Onun için Besmele'yi de dilinizden düşürmeyin. Evet. Her yerde camiye geldiğiniz zaman girerken Besmele'yi unutmayın. Eğer Besmele çekmezseniz şimdi diyor hocaya bak hocaya neler bahsediyor. Ha? Uzattı da uzattı. Uzat bakalım uzat. Huzur duyamaz. Çünkü sen şeytan içeri değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı görmüş. Sahabenin sakları arasında. Siyah koç gibi dolaşıyordu. Onun için senin de şeytanın var, benim de var. Senin bir tane, benim 100 tane. Hem de kurmaylarından benimkiler. Çünkü ben bir yamultursa 100 binlerce kişi televizyonda konuşuyorum. Hepsi bozuk ya. En kurmayları geliyor bana. Ama bu hadisleri bildiğim için Bismillahirrahmanirrahim dedim. Kürsüye çıktım dikkat ederseniz. Ben biraz kuvvetin gibi bekliyorum. Giremende işte. Eğer sen besme çekmediysen seninkiler yanında. Evgilerken besmeyi unutmayın güzel kardeşler. Peygamber sözü seviyorum. Cevap Akşehir aracı. Sen de Muhammed Mustafa gönül vermiş adamsın. Eve girerken Bismillahirrahmanirrahim de. Öyle diyor Peygamberim. La nebiyde ha minâ ve la aşâ. Arkadaşlar şeytan Cibril babanesine bizi bu evde yer yeter kalmadı. Besmele çekmeyin bir herif yakalayalım derler ve oradan cevap giderler. Yemek yerken besmeleyi unutma güzel kardeş. Su içerken besmeleyi unutma güzel kardeş. Şeytan yer içer besmelesiz. Sen şeytana hazırı düşman mı? İnne hu lekum adun mübin. Sizin hazırı düşmanınız oluyor, Allah söylüyor. Ondan kurtul, yolu bu. Besmele çekin. Sağ elinizde yiyin için lütfen. Hocam rica ederim. Ben 70 yaşındayım. Sola yazıyorum. Sola yiyorum, içiyorum. Namazını da kılıyorum. Deme lan. Deme. Ben Peygamber sözünü hatırlatıyorum sana. İnne şeytane yekülü bişşeme ve şerü bişşeme. Şeytan soluyla yer içer. Hadis budur. Bu benim sözüm değil. Ben sana kardeşim olarak uyarıyorum. Şeytanı gezmek ister misin lan? Azılı düşmanı. Şeytana benzeme. Müslüman olmayan benzeme. Evet. Mesela bıyıklarınız var. Böyle aşağı indiriyorlar. Böyle yapıyorlar. Evet, ben size duyuyorum. Mecusiler böyle yaparmış. Ateşe tapanlar. İran'ın asıl halkı Mecusi. Gittiğim kaç kere bir sürü Mecusi adeti var hala. Müslüman diyorlar ama hala Mecusi adeti var. Böyle bıyığını böyle aşağı uzatıyor. Yana uzatıyor. Harpte caiz heybetli görünmek için gavura. Ama şimdi fark etmediğimize göre bu yıldızın şu dudağınızın kırmızı etinden aşağı sarkanını keseceksiniz. Aşağı sarkmayacaksınız. Peygamber sözü ve halibun mecus. Mecusilere muhalif ediniz diyor Efendimiz. Keseceksiniz. Efendim benim niyetim o. Yediğim bu Peygamber sözü. Ondan sonra ben ceza hukuk profesörüyüm. Hocam da ordinal profesör. Ondan cumhursuz ceza kısmı okudum. Seçmelik dersi ondan aldım. İstanbul Hukuklar Kütüphanesi'ne bakınız. Bir Amerikalı profesör dünya hapishanelerine dolaşmış. Yıllarca kitabına yazmış bilim adamı. Kitapta var hala. Bakabilirsiniz. Hapishanedeki adamların %80'i rakamlı sabit solak. Solda yiyor, solda içiyor, solda yazıyor, solunu kullanıyor. Adam diyor ki, Amerikalı profesör,
sol elle yemek, içmek, solu kullanmak ahlak bozukluğunun alametidir. Birinci yapı bakın, bana kızmayın. Ahlak bozukluğunun işaretidir diyor. Bilimsel kaynağı söylüyor. Sulhi dönmeze, ordinat projesi. Husu ceza kitabı. Bakınız, orada kaynağı var. Mazhar projesi. Peygamber ne diyor? Şeytan sol ile yemişer. Şeytan kötülükleri yaptırır. Hapishanelerde gelen hani kim bulunur? Kötü adamlar. Yamaktın. Şimdi efendim ben 70 yaşındayım, nasıl yapayım? Evet, sokakta gelirken zibidir delikanlı, dikkatsiz geldi sizin aramıza çarptı. Sol kolumuz kırıldı. Doktora gittiniz, alçı aldı. 3 ay alçı kalacak diyor. Kemikler bununla olmuş diyor. Acından ölür müsün, hemen o gün sağ elini yemeyi öğrenir misin? Bana cevap ver. Hemen o gün öğrensin değil mi? Onun için kabul etmiyorum. Ben 70 yaşındayım, sabah yapamam demem. Vallahi kolunu... Ben de soralım hocam. Ve peygamber sözü söylüyor. Sağla, kolunu havluyla bağla. Batır batır. Hanımdan da yap et istersen. Peygamber şunu içtim oğluna. Ama ertesi gün karışırsın sağla yemeğe. Peygamber sözü bu. Bir çöl bedevesi gelmiş. Kadın peygamber sağında durmuş. Bir de erkek solda durmuş. Hazreti Ebu Bekir karşıda saygısının yanına gelemiyor. O çöl bedevesi görgüsüz. Peygamber dizinin dibine oturmuş. Ondan sonra kebap gelmiş. Gel. Elleriyle çubukları almışlar, hep seçmişler. Görgüsüz adam ya. İnsanın önünden yemesi lazım. İnsanlar bunu ama her tarafta etleri seçmişler. Besmelesiz yemeye başlamışlar. İkisinin de kolunu sol elle yiyorlar ikisine. İkisi de yakalamış. Buhari hadisi bu. Şimdi bunun kollarıyla diyor, bunların kollarıyla şeytanın kolunu yakaladım. Eğer şey olmasa mescidin direğini bağladım size gösterirdim şeytanı. Bağladım kolunu şeytanı gösterirdim diyor. Şimdi Efendimiz böyle söylüyor. Sağlığı yiyin. Çocuklarınızı sağlığı yemeği içmeyi öğretin. Ama maalesef ilahi profesörü din programına çıkıyor. Sağlığı sağlığı yiyor. Olmaz be hoca. Sen peygamberin adını konuşuyorsun. Peygamber sözünü dinliyorsun. Olmaz. O çiğnese bile sen Müslümansın. Şahsen sorumlusun. Güzel peygamberimize uymak zorundasın. Sen de solunla yeme içme, çocuğunla şey etme. Evet, bir daha. Besmele çekin. Yatağa girerken besmele çekin güzel kardeşim. Yatağa girerken besmele çekmezseniz ailenize birleştiniz. İbadettir. Yok öyle açılmaz. Zevkimizi tatmin ediyoruz. Siz bu zevkinizi diyor, haramda tatmin etsen günah olacak, tabi olacak diyor. O zaman Allah'ın yemin ettiği yeri tatmin ederseniz ibadet olur diyor. Yatağa girerken besmele çekin. Neden? Şeytanı Allah kovduğunda, şeytan demiş ki sen benim adamın yüzünden beni kovuyorsun. Bana izin ver demiş kıyamete kadar. Bundan da bunu torunlarından intikam alacağım. İzin sana verdim demiş. Ama ben bana sığınanların kırını dokunamazsınız. Önünden, arkasından, sağından, solundan insanlar nüfuz edeceğim, yolları keseceğim. Seni kuramayacaklar. Dört, Kur'an'da dört yer var. Min beyni yediğim, min kalbim, men şimarim, men imanim. Bismi bir kelime, Allah iki kelime. Rahman üç kelime, Rahim dört kelime. Bismillah dedin mi, şeytanın sana geleceği kapıları kapatıyorsun güzel kardeş. Öylece sana dokunamaz. O da diyor ki Allah, Beşâlikum fil envâri vel evlâd. Ayet bu. Besmele çekmeyenlerin malına da ortak ol, çocuğuna da ortak ol. Beşâlikum fil envâri vel evlâd. Eğer yatağa girerken besmele çekmediysen, senin doğan çocuğunda şeytan suyu var.
O da ilişki kurdu ailemle. Hocam ben kapıyı kilitledim, kimse yok. Görmezsin ben sen o cin. Sen görmezsin onu. Allah'ın ayeti böyle. Beşerik mümkün emmeli ve evle. Ne olur? Adam olmaz demiyorum. Polisin başı terör olur. Terörist olur. İşte böyle yolun ortasına birik ne, ne yapıyorlar? Zibidi delikanlı. O da adamın canına koymuyor. Böyle olmuş. Uğraştırır. Evet, devletin başına terör olur. Terbiyesi çok zor olur. Çok zor olur. Bu kıkırı hocalar değişiyor. Benim oğlumu yetiştiremiyorlar, kızımı yetiştiremiyorlar. Birbirine kavga ediyor, bana isyan ediyor. Bana geliyor böyle soruyor. Oturlar mı diyor. Sen bu çocukların olduğu zaman yatağa giren bir besme çektin mi? Hocam ben o zaman besmeyi bilmiyordum ki. O zaman ne hocayı kapatmıyorsun lan? Besmelesiz lan bu. Evet, terbiyesi çok zor olur. Çok uğraştık, hiç adım olmaz demiyorum. Çok zor olur, onun için besmeyi dilinizden düşürmeyin. Dükkana girdiğinizde, eve girdiğinizde, yatağa girdiğinizde, yediğinizde, içtiğinizde, besmele camiye girdiğinizde, yoksa camide huzur bulamazsınız. Hoca uzaktan uzattı, sıkı sıkar sizi. Ya hoca şaşkın gibi söylese, burası Allah'ın yeri. Ben senin evine gitsem, ne şeker görürsün, çay kahve içirirsin. İkram edersin, insanlık bu değil mi? Allah ekramın ekramindir. Onun eline gelenleri senden daha üstün mükafatlar da vermez mi? İkramda bulunmaz mı? Burası Allah'ın yeri. Hoca şaşkın diyorsun, sen camide bulunduğun sürece kazanıyorsun. Allah'ın misafirisin. Allah mekandan münezzeh değil, öyle değil mi hocam? Tamam. Kabe'ye ne diyorlar? Beytullah. Allah'ın yeri deme. Allah orada mı duruyor? Haşa. Allah mekandan münezzeh değil. Niye? Camilere, Kabe'ye, Beytullah, Allah'ın yeri diyoruz. Şerefine bina. Yeryüzünün en şerefli yerleri mescitlerdir. Buraya girerken sağ ayağınıza gireyim, besmele çekeyim. Şeytanın dışarıda kalsın. Yoksa ibadetin şeysi bulamazsınız. Zevkine eremezsiniz. Namazın dalını bulamazsınız. Evet efendim. Besmeleyi unutmayın efendim. Evet şimdi evet. Kitaba fazla, kitapta fazla hiçbir şey yoktur Kur'an'da. Hepsi hatta sıralarını bile Allah emretmiş. Besmeleyi başa yaz. İlk sure Fatiha. İkinci sure. Kendinden hiçbir şey yok. Ama ilah profesörü var. Adı lazım değil. İlah profesörü var. Ben görevli. Kur'an üçte bir peygamberin sözüdür ya. Evet. Peygamber sözüdür. Kur'an yenilmezse o zaman çöldü devirler, hitap ederdi. Şimdi insanlar değişti diyor. Çöldü deriz değil. Allah bizi sapıtmasın. Amin. Onu da imana da hidayet versin. Bu milletin mayası çok sağlam ama işte böyle o fazla sünnet şüphelidir. Her şey Kur'an'da var diyerek sen de dil biliyorsun, birkaç dil biliyorsun. İmam Azam kimmiş, ortaçağ adam falan diye kafasını bozuyorlar. Sonra da böyle laflar ediyor. Allah şaşırtmasın. Neslimizi de imanlar İslam'dan ayırmasın. Evet efendim. Şimdi Allah'ın kitabında hiçbir fazlalık yok. Kim Kur'an'a fazlalık yaparsa evet ben ona lanet ederim. Lanet ederim. Yuvası kapılan her peygamber lanet eder. Ben mükezzibim kaderinde. Allah her şeyi bilir. Bildiğini yazar. Buna kader denir. Senin irade, akıl verildiği zaman, dünya geldiği zaman nasıl hareket edeceğin bilir. Ben yerini bilmem. Şu duvarı ve bu tarafından bilmem. Ama Allah bilir. Senin dünyaya ne yaptığın işte bunu yazıya kader denir. Bu kader değişmez. Bu kader değişmez. Bu kaderi yalanlayana ben ve bütün peygamberi lanet ettik, ederiz diyor. Kaderini bilmemesini küfür ediyor. Aman yarabbi, aman yarabbi. Kaderi yalanlayana ben ve bütün peygamberler lanet ettim.
müstehalil harama ümmetallahi. İçki içmeyin. Evet. Kumar oynamayın. Zina etmeyin. Yalan söylemeyin. Gıybet etmeyin. Haram değil mi bunlar? Bunları helal sayanlara da ben ve bütün peygamberler beddua ettik, lanet ettik. Helal sayamıyor. Günahkar olur. Ama niye helal olsun, niye haram olsun ki dediğim gibi iş değişiyor. Onu arz etmek istiyorum. Adam her gün içtiyse Allah affetsin, hükmündür, günahkar. Allah affedebilir, imanı var. Ama ben kimseye kötülük etmiyorum ki. Hayırlı işliyorum, niye günah olsun dedik mi? Allah'ın emriyle uğraşıyorsun, küfre girersin. Allah'ın kaderini, haramını yalanlayanlar kafir olur. Lanetli olurlar. Evet, daha müstehil bir fitreti ma harramallahu. Benim ehl-i beytim, ailem, torunlarım, Hasan Hüseyin'e, sülaleme şey edenler, saygısızlık edenlere ben de bütün peygamberler lanet ettik ederiz. Dikkat edin. Ve tariku, buradan okuyorum, kızmayın bana. Ve terki bir sünneti, benim sünnetimi terk edene değersiz görerek sünnet ne olacak? Kur'an bize yeter. Diyene ben ve bütün peygamberler lanet ederiz. Buradan okuyor beyler. Şimdi Arapların hali görüyorsunuz. Hacca giden var demiş ki size. Niye sahilin kalmıyor? Sahilin kaldı. Aşkı, sol el, tuvalette. Başka yerde değil. Orada sünnet kılıyorlar mı rekabeli? Senin burada kıldığın gibi öğle namazını söylüyor, ilk sünnet, son sünnet kılıyorlar mı? Arkasında Allah Resulü'ne salavat diye tesbih edildiler mi? Bunlar sünnet değil mi? Öyle diyor bak. Benim sünnetimi terk edene ben ve peygamberler lanet ettim. Onun için halleri görüyorsunuz. Ama kendi oyuncağı. Ama o aziz millet sünnetler kırıyor, tespitler çekiliyor. Dünyanın iki geri milletini masaya döktürdü. Hatırlayın imza verdi. Onlar kaç yüz milyon, biz kaç milyonuz? Onlarda bir şey var, bize yok. Ama biz peygambere doğudan batıya herkes camide namazı ilk sünneti kılar değil mi? Son sünneti kılar. Tesbihler çekeriz değil mi? Bunlar sünneti yapıyoruz. Elhamdülillah gavurlar bizim dinine tutturuyor. Ama onlar görüyorsun ne kefazet, ne durumdalar. Evet, sakın peygamber sünnetini terk etmeyin. Evet, şimdi maalesef sünnet demiyor. Farza bak sen diyenler çok. Allah korusun. Bu milletin aziz olmasının sebebi peygamberin sünnetine bağlı olmasıdır aziz kardeşler. 15 Temmuz bundan dolayıdır. Bakıyoruz yazılara, Suriye'yi bize 10 Taksim'e ayıracaklardı. Ama Allah mayamız sağlam olduğu için, iman olduğu için, peygamberin sünnetlere sahip duyduğumuz için tuttu elimizden, şaşırdılar, kaldılar. Bu her yerde oldu. Kore'de oldu. Orada Amerika'da biz buradayız. Şimdi aleyhimize konuşuyor. Biz olmasa hepsi esir olacak. Amerika'nın Tugay'ı orada. Biz kurtardık. Hocalardan duydum ya. Biz kurtardık onları çemberden. Çanakkale'de Allah bizi tek tüfekle bop 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 diyen içerisi atan gavura galip getirdi. Çünkü bu millet sünneti seviyor. Sünneti işliyor. Öyle güzel hasretimiz olduğundan sünneti terk etmediğimizden şimdi tabii böyle hoşumuza giden şeyler söyledim ama bu yıksızlara çatacağım şimdi. Güzel kardeşim bak ben dinlemeye geldim. Sana söylemeyeyim merak etme. İmamım da bir yoktu. Ben müftü olsam döverim buraya. Evet bu makam peygamber makamıdır beyefendi. Hayatı boyunca peygamber imamlık yaptı burada. Hayatı boyunca. Sen peygamberin makamına layık olacak şekilde hafız olmuşsun, güzel Kur'an okuyorsun. Allah sana nasip
da söylüyorum. Erkek bizim avrat mısın lan? Bıyık avratlardan çıkmaz. Hiç o bıyık bırak da avrat oğlun, erkek oğlun anlayalım. Bıyık koku da önem arz etti. Çünkü kadınlar aynı benim gibi tıraş oluyor. Değil mi? Doktor, profesör var, benim gibi. Benim gibi tren gömle giyiyor, benim gibi çeker giyiyor, pantolon giyiyor. Ben onun avrat olduğunu, erkek olduğunu nereden bileceğim? Bıyığından bileceğim. Bıyığı yoksa avrat derim öyle. Yani bizi erkeklerden, avrattan ayıran bir bıyığımız kaldı şimdi. Sakal demiyor mu lan? Bir bıyığını bırak, ondan sonra sakala sıra gelsin. Ama hocalar şimdi bilmiyorum, bir tarikata mı kaldı? Nereye bağlı bilmiyorum. Bıyık sakal yok ya hocalarda. Şaşırıkları görmüyorum. Yani. Ahir zaman ne yaptı? Varsa bir tane rivayet huzurunuzda tuh diye bir gülme. Peygamber hayatında bıyığını sakalını kazıdı diye bir tane getirin tükürün yüzüne. Öyle bir şey yok. Ve Fatih'in hocası Molla Hüsre 600 sene Osmanlı medresesinin kitabı okunmuş. Büyük alim Fatih İstanbul'u fethetmiş, peygamber övdüğü adam olmuş, onun saygı duyduğu alim Molla Hüsre, sakalı kesme karanlığı diyor kitabında. Sen de hocasını kesiyorsun bu yine de sakalını. Ne biçim iş bu ya? Kavat sende. Sen bir sürü sakal zor olunca o da arazi okuyor. Cemaat okuyor, yok. Yani bu caminin hocası demiyorum sen. Genel söylüyorum. Evet efendim, buradan okuyorum. Ben ve bütün peygamberler şu adamlara lanet ettik. Bir tanesi ve terkis bir sünneti. Benim sünnetimi işlemeyen sakal sünnettir. Terk etmiş, kazınmış. Peygamber sünneti buyurun. Kitabın ismini veriyorum. Hadisi veriyorum. Tabarani, Amr'ın Şâbî, Yâhîrî, sahâbî, Hasan hadistir. Uydurma hadis değil. Burada şeyleri var, kritikler de var. Sünnetimi terk edene, ben de bütün peygamberle lanet ettik. Bir daha okuyorum. Seb'atün le'antuhum ve küllü nebiyyin hoca, duası kabul olunan her peygamber ve ben Allah'ın kitabını ilave yapana, kaderi yalanlayana, Allah'ın haram kıldığını helal diyene ve benim ehli beytime sövene ve de benim sünnetimi terk edene lanet ettik. Evet efendim. Bir daha var. El müstehsir bil fey. Evet. Ganimette hak gözetmeyene. Devlet mamur başında memur, amir, müdür. Devlet sana maaş veriyor. Çalıyor devletin malından. Ben ve bütün peygamber onunla lanet ettik. Onu da lanet ettik diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve evet ben mücebbir bir sultanihi yuvizze men ezellallah ve yücel men azzallah. Evet mevkiini suistimal eden en yetkili yere gelmiş makam sahibi olmuş, sahip olduğu selahiyetleri yanlışa kullanıyor. Ben de bütün peygamberler lanet ederim. Seni mahşur yıllar, niye getirdiler oraya? Bu insanlara hizmet et diye. Gelmişim altından kimsenin haberi olmadan, Allah haberi var, Allah'ın bilmediği yok. Ben de bütün peygamberler böyle adama lanet ederiz diyor güzel peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet, oğlunuz, kızınız memursa bunu duyurun. Sakın devlet malına el sunmasın. Yedi sülalesinden çıkar. %100 çıkar. O kadar şeydir bu. 82 milyon insanın malını çalıyor, hainlik ediyor. Evet, sakın bunlar bu kişilerden olmayın. Aman peygamber sünnetlerini terk etmeyin güzel kardeşlerim. Bizim aziz milletimiz, işte ben ölçü değilim. Evet,
Malazgirt'te 50 bin kişiyle 250 bin kişi Bizans ordusunu darmadağın ettik. Sünnete bağlılığımızdan, evet, sünnete bağlılığımızdan Çanakkale'de tek tüfekle mitralyozu sahip İngiliz'i denize döktük. Sünnete bağlılığımızdan 15 Temmuz'da da bu. Şimdi görüyorsunuz iki devleti girdi Suriye'ye. Niye girdim lan diye geldiniz mi dedi bizi kaldı. Allah'ın lütfudur. Falanca adam filanca adam değil. Bu aziz milletin sünnete bağlılığının eseridir. Sünnete bağlı olan aziz olur. Allah ona yardım eder. Etmeyin, görmeyin. Bu zaman hocalarla inanmayın. Sakal bıyık bırakın. Peygamber sünnetini küçümsemeyin. Peygamberin sünnetlerini öyle diyor. Men ahya sünneti inde fesadi ümmeti kâne ma'i fil cennet. Benim bir tek sünnetimi hayatımda ihya eden insanlar unutmuşken cennette benimle beraberdir. Efendimiz'in sözü bu. Bu dedelerimizin, atalarımızın yolundan gidelim. Bu mübarek zatın huzurundayız. Bizi biliyor, duyuyor şimdi. Evet, bizi biliyor, duyuyor. Evet, ben de Allah'a şükrediyorum. Böyle bir mübarek zatın camisinde gelen konuşma fırsatı verdim ya Rabbi diye şükrediyorum Allah'a. Büyük zat. Ha, haberiniz yok. Bunlar bu büyüklüğü peygambere saygıdan kazandılar. Sünnetten kazandılar. Sabrı son dönemin neyle uğraşıyor ya? Yetme güzel kardeşim. Sabrı ye, aziz ol. Mesela namaz kıldıktan sonra, farz kıldıktan sonra Efendimiz diyor ki, farz kıldığınız yerde sünnet kırmayın. Değişmeyin yanındakinden. Değişmezsen günah işlersin demiyorum. Ama peygamberin bir basit sünneti bu. Değişin diyor, sünneti diyor da fazla ne görmeyin, yanındakini değiş. Cennete git lan. Evet, Besmele'yi unutma camiye girerken, evet, abdest alırken selam verin abdest alana. Evet, hutbe okurken sünnet kılma. Peygamber gibi bunlar. Hutbe okurken Kur'an okuma. Tesbih çekme, hutbe dinleme, vaaz. Evet, maalesef şak 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 tespih çekiyor hutbe okurken. Şeytan da gülüyor, maskara. Bilmiyor. Bilmeden boşuna gülüp çekiyor. Minberin dibine oturmuş Süleymaniye'de. Orada da ben pazar günleri konuşuyorum. Yan yana hutbe okurken birbirlerine devamlı konuştular. Emin ol. Ben çok adam dövdüm. Döveceğim de diyor. Hayır, ben kardeşim olduğu için döveceğim. Bir de sigara içenler döveceğim. Evet. Ne işte çok şikayetçi. Evet. Sigara haram güzel vermiş. 1996'da Amerika'dan çağırdılar beni. Gittim üniversite çağırdı. Üniversiteye 2 sene orada misafir öğretim üyesi var. Kaldım. Orada 4000 üniversite vardı 1996'da. 4000 üniversitenin, bak bunlar gavur, Müslüman değil. Laboratuvar alimi şeysi, profesörü. Teraziyle tartıyı ölçüyor. Laf değil. Sigaranın müthiş bir seyir olduğunu bulmuşlar. Makaleler yazdılar. Clinton o zaman başkandı. Sigarayı yasaklar çünkü büyük seyir diye. Ama Clinton yanaşmadı. Çünkü sigara fabrikatörleri seçimde ona yardım etmiş. Dünyaya şey, sigarayı kim satıyor? Amerikalılar satıyor. Yardım etmişler. Bu defa ne yapıyorlar? 4000 üniversitenin laboratuvar profesörleri ben oradayken sempozyum üniversitede sigara hakkında 96'da 96'yı kadar ben sigara aradım demedim. Neden? Kitaplarda mekruh yazıyor. Haram olmayan, kesin haram olduğu bildirilmeyen bir şey haram demek küfürdür. Onun için fakir kesin deli olmadan bir şey haram diyemez. İyi bir şey olmadığını görüyor, haram demeye meşhur diyor. Ben de öyle diyorum. Ama 96'da haram diyorum. 4000 üniversite profesörü, gavur
laboratuvar profesörü bulgularını ortaya koydular. Kanser baş şeysi sebebi sigara. Laboratuvarda bulmuş. Geri zekalılık yapıyor. Laboratuvarda bulmuş. Kısırlık yapıyor. Kadını çocuk doğurmuyor. Laboratuvarda bulmuş. İktidarsızlık yapıyor. Karısı beceremiyor. Sigara içinden. Laboratuvarda bulmuş. Diyor beni bunda söyledi. Müthiş zehirdir dediler. Ben de öyleyse zehir içmek haramdır diyor fıkıh kitaplarında. Madem zehirse sigara haramdır diyorum size de. Sevdiğim için sokakta sigara içenlere kim adı Ali, Hasan, ya Müslüman, kardeşim dövmek istiyor. Laftan anlamıyor çünkü. Nus ile uslanmayan yetmeli tekdir. Tekdir ve uslanmayan hakkı şair söyledim bak daya bak diye. Benim şairim öyle söylüyor. Ben bu Müslüman kadını seviyorum. Bu bir sigara içiyorum. Dövmek lazım lan bu. Sevdiğim için dövmek lazım. Evet, etmeyin güzel kardeşim. Etmeyin. Çok tehlikeli. Haram içindeyken ölen adamın sonu çok tehlikeli. Sigara içmek haram olduğuna göre o vaziyette ölürsen ne olacak halin? Ne olacak senin halin? Sen Müslüman adı taşıyorsun. Ne diyorlar? Akıbetimiz hayır olsun diyor, değil mi? Hani nerede? Akıbetim hayır olmaz diyor. Haram içinde ölüyorsun. Güzel kardeşim. Evet. Ezan okurken diyor ya. Aman yarabbi ya Resulallah. Çıldırıyorum ya ben. Çıldırıyorum ya. Sen Müslümansın. Ezan dinin temeli. Nasıl oluyor ne sigara içerek hakaret ediyorsun ezana? Nasıl oluyor bu? Onun için dayak var mı lan bunlara? Kardeşi kadının ya, ıslah edelim diye, kurtaralım diye ya. Gavur olsa hiçbir şey demem. Canı cehenneme. Adı Müslüman adı. Ama böyle yapıyor. Tabii nusur ve ıslah bir hakkı kötektir ya. Kardeşini kadar kurtaracağız. Etmeyin güzel kardeşim, içmeyin şu meleği. Hanımınız içmiyorsa kur hakkı geçiyor. En çok zararı ona. Masum yavrularınız var. En çok zararı odada seninle olanlara. Bu masum yavrular hakkını nasıl ödeyeceksin yarın ahirette? Kur hakkı geçiyor. Bunları düşün ya Müslüman adam. Müslüman olmasa camide ne işin var? İçmeyin, içirmeyin. Evet, içmeyin, içirmeyin. Haram içinde ölmek de çok felaket bir şey. Onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Evet efendim. Şimdi tekrar bunların şey diyorum. Kitaba ilave yapan. İki, Allah'ın kaderini yalanlayan. Haramı helal gören. Evet. Benim ehli beytime sülaleme din uzatan. Ve sünnetimi terk eden kimseye ben de bütün peygamberler, duası kabul olan bütün peygamberler lanet ettik diyor. Hadisi okuyor. Lütfen sevdiklerinize, Müslümanlara, bir Müslüman diğer bütün Müslümanları sever. Sevmek zorunda din kardeşliğinden dolayı elinizden geldiği kadar kebap bildirin. Hatta para verin bıraksın sigarayı. Bunları caiz görüyorum. 54 gün lan, 54 gün. Bırak 54 gün. Sigarayı bıraksın. Çok felaket bir şey. Evet, Peygamber'in sünnetini aman terk etmeyin. Efendimiz'in sünnetiyle uğraşıp durma, televizyonla diye şey böyle teferruatla deyip durmayın. İdeali varsa, idare giyseniz sakın devlet bana her uzatmayın. Böyle olursa ben ve bütün peygamberler şey ettik diyoruz. Evet, şu yedi kişiyi de Allah kıyamet gününde dönüp bakmaz. Sefatun dayyatullahi leyhim yevmel kıyame ve le yüzekihim ve le yecmahum ma'al alemin. Bunların yüzüne bakmaz. Onların ne hali varsa görsün de kendi halinde
yudhilhum nara evvele dahilin. Cehenneme ilk girenlerden olurlar. Şu yedi kişi. Cehenneme ilk girenlerden olurlar. Kim bunlar? Şimdi yazdı sayı. Buradan sayıyorum. Ha diyor ki, illa en yetubu, illa en yetubu, illa en yetubu. Ölmeden evvel tevbe etmiş, ölmeden evvel tevbe etmiş, ölmeden tevbe etmiş. O hariç tevbe ederse, samimi olarak bırakır, yapmazsa, evet, bir arkadaş zengin ticaret yapıyor, büyük mal onu satıyor. İstanbul'da konuşuyorum ben her hafta. Su doldurma gelmiş. Caminin yanında kayışta suyu var. Muazzam bir su. Kalabalık kim aldı? Bir hoca konuşuyor demişler. Gelmiş. Şöyle senin hoşuna gitmiş. Pavyon kafadan adam bu. Pavyon kafadan adam. Ondan sonra bırakmadı. Her sene hacca gideriz. Sabah akşam beraberiz. Bu arkadaşımız Buhar üzere öldü. Evet, çocukları da çok güzel. Şimdi arkasından rahmet okuyoruz. Bak, her sabah okuduğumuz dualar var. İmam Buhusri'nin tavsiyesi var, şiiri var. Felsefi adammış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmiş. Elini şöyle Bismillah demiş, çakı gibi olmuş elini. Adam şair, Peygamberimizi bir övüyor ama, bir övüyor, şiir yazmış o coşkuyla. O şiiri her sabah okuyoruz. Biz bu arkadaşımız, ne kadar güzel dönüş yaptı, faizle alıp işi yapıyor. Ben faiz haramdır dedim, ayet okudum. Karar vermiş. Doğum gününde kalsam faiz yemeyeceğim demiş. Yemin etmiş herhalde kendi kendine. Tevbe böyle olur, dikkat ediyor musunuz? Kimsenin tesiri yok. Benden bunu duyduktan sonra gece kalkmış. Doğum gününde kalsam demiş faiz yemeyeceğim demiş. İşten gelen bir şey etmiş tevbe. Ondan sonra fabrikaya gitmiş. Mesela 30 bin lirası var yanında. Ama eskiden 5 milyonun var alıyor. Bankadan para alıyor. Faizinle böyle var alıyor, satıyor, böyle geçiniyor. Genel müdür demiş ki, anne oldu. Ben 30 milyonlara uğraşmam demiş. Niye 3 milyon, 3 milyon almıyorsun? Ben karar verdim demiş. Faizle iş yapmayacağım. Bu kadar peşin param var. Bu kadar mal ver. Çıkar demiş. Sen ne uğraşın ben? Yönetim kurulu toplanmış. Bakmış bu adam yok. Genel müdür demiş, ne bu? Ya demiş, 30 bin lira getirmiş. 3-5 milyon her seferinde gelen adam faiz yemeyeceğim diye ben de kovdum demiş. Demişler biz sana genel müdür yaptık, para veriyoruz. Müşteri kov diye değil demiş. Değerli bu adam bu. 30 bin lira bunu gönder. Evet böyle 10 günlük kalsın diye devam ettikten sonra ama dikkat edin çetin bir imtihan değil mi? Milyonlar geçiyor elinden. Bu karar verdikten sonra, bu imtihan kazandıktan sonra Allah önünü bir açtı. Görseniz. Yani şimdi böyle bir sigaradan kurtulmak için karar vereceksiniz. İmtihan kazanacaksınız. Kazanmazsanız ben ödeyeceğim. Söz veriyorum. Kazanırsanız %50'si benim yalnız. Ona göre. Ha, böyle muazzam bu güzel arkadaşımız hastalandı. Doktor diyor ki bunun felç olması lazım diyor. Dibek gibi. Ama hasta öldü. Kanser. Geziyor, tozuyor. Ama felç olmadı. Doktor hayret ediyor. Ha, böyle dönüşümüz tam oldu mu? Hiç kimse elemi felç olmadan aslan gibi gitti. Allah çokumuzu hayır eylesin efendim. Evet. Peki. Şimdi şu yedi kişiyi de söyleyeyim de ondan sonra susalım. Sefatun dayyazullah ilmi evvel kıyam. Kıyamet günü Allah onları bakmaz. Onları tezkiye etmez.
cehenneme ilk girenlerden eyle. Tevbe edenler hariç dedik. Tevbesini Allah kabul eder, tevbe edenleri. Dedikten sonra buradakini okuyor, bana kısmet yok. Ben alacağım. Kabul edemem size. En-nâkihu bi-yedi. Sizin anlayışınızı söyleyeyim. 33 ekmek. Allah insana erkek şişesini ne için vermiş? Sürriyet artsın diye. Evet. Evlenmiyor, 31 çekimler. Elinle boşalıyor. Cehennemin günlerinden tevbelerini hariç okuduk, üç de bahsediyor. Tevbe etmeden giderse, tevbelerini hariç. Evet, elinle 31 çeken. Ve fâhî mef'ûl bih. Evet. Erkek erkeğiyle edişiyor. Kadınla, erkeğin kadınla evlenmesi lazım. Normal cinsel ilişki kurması lazım. Erkek erkeğiyle evleniyor. Amerika'da kanunda var. Avrupa Birliği'nde kanunlarında var. Demin söyledim, bir Türk kadını oğlum, ay, burada bize yok dedi. Polis atıyor derden diye. Onlar orada doktora yapan öğrencim var. Hollanda'da bütün Müslüman başına tayin etmiş. Kadınlarla evlenmek demode oldu hocam diyor. Erkekler erkekle evleniyor diyor. Kadınlar çocuk yapma zahmetine girmiyorlar. Çocuk yapmıyorlar. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Suriye'den 40 bin çocuk kayıp dedi. Nereye gitti? Parayı veriyor, onu besliyor. Çocuk yetişme zevki tatmin için. Sonları nedir? Lüt kavminin sonunu gördünüz mü? Kur'an'da geçiyor. Lüt kavmi oğlanla birbirini düzüyorlarmış, kadınlarla evlenmiyorlarmış. Cebrail Aleyhisselam'ı Allah göndermiş. Erman Hoca'nın resim tepsine bakın. Şöyle dedim, orada bulacaksınız. Gitmiş gece taş yağdıracak üstüne. Bakmış ki 80 bin tehcid günah var. Akşam yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Allah aşkına takıp farz olmadığı halde uykunuz bölüp gece namazı kılıyoruz. Teheccüd derler buna. Gözleri yaşlı 80 bin kişi hüngür hüngür ağlayarak namaz kılıyor. Görmüş Allah'a, Ya Rabbi demiş, 80 bin hüngür hüngür ağlayan teheccüd kılan var aralarında. Onun için demiş, taşı adımla yere varmadı. Git demiş, git! Batır onları! Onlar bu kötülüğe engel olmadılar. Evet. Sonra kaldırmış Cebrail Aleyhisselam. Memleketlerini kaldırmış. Koymuş. Gidin Lüt Gölü'ne. Sözüm yalan mı? Görün. Gittim, keşfettim. Denizden 340 metre çukur hala. Hala çukur. Çok ilginç bir şey gördüm. Şu tepede mi? Burada orman yoksa bu tepenin toprakları ne yapar çukuru? Kapatır, doldurur değil mi? Üsküdar veresi kazanmıyor meydana. 300 metre aşağıdan Bizans kalıntıları çıkıyor, UNESCO el koyuyor. Dokunmayın burada diye. Ellemiyor onun için, ellemiyor, doğmuş yani. Orası doğmamış, ilginç. Ağaç yok yahu, orada da yağmur yağıyor, kuş yavrusu gibi çöl yağmuru. Çöl, orası çukur doğmamış, kıyamete kadar ibret alem için. Baktılar, Amerika'da batacak, Avrupa'da batacak. Hepsi oğlancı çünkü. Hepsi oğlancı. Allah'ın kanunu değişmez. Bizi de ona imzala diye bastırıyorlar. Avrupa Birliği'ni almıyorlar. Bu maddeyi imzalamadık, tamir istiyorlar. Elhamdülillah, memleketim hiç yok, hiç yok demiyorum ama genelde yok. Elhamdülillah, o pislik yok. Onun için iki gavuru da size getiriyoruz. Hakkına imza ediyoruz. Bu Allah'ın kanunlarına bağlı kaldıkça, güzel peygamberimizin bu sünnetine bağlı kaldıkça aziz olacağız. Hep böyle üstün geleceğiz inşallah. Evet efendim, şimdi şunları da okuyorum, bitiriyorum. İlk girecek olan, tevbe etmedikçe bir eliyle oynayan ve o hediye hediye yapanlar, bunlar cehenneme ilk gireceği olur. Tevbe etmedikçe
ve gaddar bir ebeveyn hatta yestavîd. Ve anasını babasını dövüyor. Öyle adamlar var. Size gelmiyorum ama bana telefonla geliyor. Oğlum beni dövdü diyor. Baba da söylüyor, anı da söylüyor. Anası babasını dövüyor. Bunlar cehennem ilk girecek. Tevbe etmediyse cehennem ilk girecek. Evet diyor. Ben mübdi tirane diyor. Evet aynen okuyor. Komşusuna eziyet veren. Aynen okuyor. Apartmanda yaşıyoruz. Komşumuza eziyet verirseniz hatta yeganehu Allah belasını versin bu komşudan. Gece uykusu yok, gündüz dinliği yok. Dedirtmiş. Böyle komşularına eziyet veren cehenneme ilk gireceklerdendir. Evet efendim. Çok önemli. Bel nâkibu halîle secârihî. Komşusunun karısını zina eder. Komşu ya, gece de gündüze imdana o gelir. Akraban daha ne be? Ama onun karısında merhaba derken, şöyle derken, aşağı pişne olurken zina yapıyor. Komşusunun hanımıyla zina yapan cehenneme ilk girenlerden olacaktır. Öyle dedi Peygamberimiz. Aman böyle yapanları ıslah için çalışalım. Hidayet versin diyelim. Ve bunlar suçtur. Şikayet edelim. Evet. Gelin hanımla zina etmek suçtur. Polis haber verelim. Bunları ıslah olsunlar. Evet. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. فاتحة عيش الكتاب بس ليلة برابر. Üçer صلوات شريفة. Birer elem neşrah leke suresi besmeleyle beraber. On üçer İhlas suresi besmeleyle beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Evet, İhlas. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم وإلى طريق جنة النعيم يا ربي درسimizi kabul eyle okunan Kur'an Azimüşşan hatiplerimizi diğer hatiplerimizi okuduğumuz Sure-i Celile'yi Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatini bizlere nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Efendimizin sünnetlerini belleyen, uygulayan, din kardeşine de öğreten ve böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada da, ukbada da Allah yüzünü hak çıkarsın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı pakken hediye edip vasıl eyle, şefaatler bizden nail eyle. Tüm peygamberlerin ehl-i beyt, ashab, etbaları, Rıdvanullah Teala aleyh mecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bir cümle ahirete itikad eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyh mecmain ervah-ı hediye edip vasıl eyle. Hasreten huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri bu civarlarda Betfum'dan Evliya Uluman Sura Şüveden Mümina eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhane'yi kendisinden feyiz aldığımız ilim eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın ve burada bulunan bizlerin ahiri göçmüşlerimizin ervarına bu cami şerif yaptırarların bu cahiliyetten güzelan eden eyni oğluma mevzi cemaat-i müslümin ervahına bu aziz vatan için canlarını bezleden şehitlerimizin ervahına bu aziz vatanın korunması, namusu ve yücelmesi için sıkıntılar gelip gazi olmuş
ahirete itihad etmiş olanların ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı asilata terdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ya İlahi Alemin bizi cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürülmekten muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin hayatımız boyunca senin emirlerin doğrultusunda güzel peygamberimizin sünnetine rehber edinerek içi dışına, özü sözüne uygun salih kullarından olarak yaşamayı bize nasip eyle. Hakkı görünce hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görünce ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi sevdiklerinden eyle ya Rab. Bize tevfik İslamı'nı mazhar eyle ya Rab. Bu aziz vatanı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin bizi şüpheye düşmekten, şirke düşmekten, küfre düşmekten, münafıklığa düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. İmanımızı kamil eyle. Bizi sapıtma, neslimizi sapıtma ya Rabbi. Gerçeği görenlerden, gerçeğin peşinde koşanlardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin haramdan sakınan, şüpheli şeylerden de sakınan, tertemiz bir hayat süren, güzel Müslüman olmamız için elimizden tut, bizi bırakma ya Rabbi. Şu dualarımızı Kâbe-i Muazzama'nda edilen duaların salih kişiden duana dahil eyle. Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhere'de salih ettiği hüsnü kabul ve kabul ve duana dahil eyle ya Rabbi. Bize de o güzel yerleri ziyaret etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, güzel peygamberin sünnetlerini hayatının her safhasında rehber edinip saygıyla başın tacı olarak kabullenip uygulamayı bize nasip eyle ya Rabbi. Sübhanekallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve tövbü ilek. Allah'ım İslam'ı Müslümanları aziz eyle. Kafirleri küflü kahreyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Ya Rahman Rahim'in geçmişimizde olduğu gibi bizi el şünnet yolundan ayırma, sapıtma ya Rab. Ve en güzeli doğruyu insanlığı diğer kafirlere, sapıklara öğretecek numune millet olmamızı bize nasip eyle. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله سيدنا راضي olsun. Tuttuğunuz altın olsun. Hakkınız altın olsun. Hakkınız helal edin.